bilecek şekilde eğer hazırsak bu konuda bir şekilde günleri hallediyoruz. Ama problemimiz çok fazlaysa gündemden etkilenip bu sefer daha olumsuz bir ruh haline geçiş yapabiliyoruz. Olumsuz ruh hali ise sağlığımızı da etkiliyor, aklımızı da, psikolojimizi de etkiliyor. O anlamda hayata bakış açımız, güne bakış açımız gerçekten çok önemli. Evet. Şimdi bir de aşçımız da var tabi biliyorsunuz. O yüzden hemen konuya girmiyorum. Aşçımız İsmail Akma saç kavurma ve yayla çorbası yapacakmış. Önce bir malzemelerine bakalım. Tabii. Neler getirmiş ustamız. Ondan sonra konumuza başlayalım. Olur mu? Hayır, hadi bir mutfağımıza gidelim. İsmail Usta hoş geldin. Teşekkür ederiz efendim. Nasılsın? Teşekkür ederiz. İyi. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Gayet değerli toplu bir mutfağımız var. Efendim. Ne yapacağız şimdi? Bugün efendim size yayla çorbası ve saç kavurma yapacağız. Evet. Saç kavurmamızın etini bir gün önceden terbiyeliyoruz. Hı hı. Öyle yapıyoruz. Hani ondan etin nerede? Etini göstermeyecek mi bize? Bu arada ben de bakıyorum. Hatta limon falan var ama onları herhalde kullanmayacağız. Etimizi de getirelim hemen. Saklamış mıydın etimizi? Evet, göstermeyecek miydin bize? Efendim, evet efendim. Sürpriz olsun diye böyle yaptık. Evet. İsmail Usta etini falan kendisi getirdi. Etimiz böyle terbiyelenmiş bir et. Bunu zeytinyağıyla sütle terbiyeliyoruz. Et daha yumuşak sütle olsun. Hı hı. Evet, lokum kıvamında olsun diyerekten. Gayet güzel bir et inşallah. Akşamdan mı yaptık terbiyeleme işlemi? Tabii akşamdan. Bir akşamdan yaptık, birazcık evet beklettik. Evet efendim. Şimdi de yapacağız. Evet, peki o zaman seni mutfağında baş başa bırakıyorum. Teşekkür ben yan tarafa geçiyorum sonra yine geleceğim. Tabii efendim. Tamam. Tabii efendim. Hadi kolay görüşmek gelsin. Üzere, sağ olun. Görüşürüz. Saç kavurma ve yayla çorbası yiyeceğiz hocam bugün de. Eyvallah efendim. İkram ederseniz yeriz. İkram etmezseniz bakarız. Biz hiçbir konuğumuzu aç göndermiyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama, tam ve diğer bireylere eşit katılım sağlamalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüş. Bu kapsamda da engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlamak için 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü ilan edilmiş. Evet. Ben 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir diyerek başlamak istiyorum. Evet. Ben İsmail Hayta, kısaca kendimden bahsedeyim. Özel eğitim öğretmeniyim. Ankara mezunuyum, Ankara Üniversitesi. 20 yıldır aşağı yukarı mesleğimi yapıyorum. Devlet özel eğitim uzmanı olarak. Özel eğitim uzmanı olarak, evet. Devlette 3 yıl çalıştım. 2004 yılının sonunda istifa ettim. Geri kalan sürecimi özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışmaktaydım. 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak hatırlanmakta. İşte 3 Aralık'ta engellilerin hatırlanması olsun, yapılan işlemlerdeki başarılarını gösterme olsun, toplumsal farkındalığın artırmak olsun. Bu anlamda çok faydalı oluyor. Her yıl daha güzel şeylerle engelli kardeşlerimize sunulan imkanlar artarak devam ediyor. Mesela farkındalığı artırmak dedik ya, ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Şimdi insanlarımızın kafasında bu bugüne göre cevap vermek biraz zor oluyor ama 10 yılı inceleyerek, yani 2000 yılından başlarsak, 2000 yıllarında insanlar özel eğitim bölümlerin bile yoktu doğru dürüst. Çok az. 3-4 tane üniversitede vardı. Farkındalığın artırması demek üniversitedeki özel eğitim bölümleri arttı. Üniversitedeki özel eğitim bölümleri artmasıyla beraber özel eğitim öğretmenleri, uzmanları arttı. Öyle olunca rapora yönelik olan çocuklarımıza ulaşmak kolaylaştı. 2000 yıllarında devletin bile desteği çok çok azdı. Belli gruplara destek verebiliyordu. İşte, memurların çocuklarına olsun ya da SSK'sı olanlara. Şimdi 2006'dan sonra rapor olan bütün çocuklara ya da bütün bireylere devletin ücretsiz hizmetleri var. Eğitim hizmeti var, sağlık hizmeti var, ulaşımda yardım olsun. Bunlar zamanla olan şeyler. Harici olarak aileler çocuklarını raporlaştırma ya da tanımlama boyutuna gidemiyordu. Gitmek istemiyordu. Toplumun yargısından dolayı. Şimdi ise neredeyse yarış içinde. Eğer yani varsa bir o çok önemli bir kısım değil mi hocam? Çünkü şimdi eskiden şöyle bir durum vardı. Benim çocuğum askere gidemez gibi, evlenemez gibi, etiketlenir gibi, ondan sonra kayıtlara geçer endişesiyle aileler çocukların erken dönemde tanı almasını önüne geçiyorlardı veya eğitim almasını, rehabilitasyonlarda bu anlamda özel eğitimler almasını önüne geçiyorlardı. Bu nispeten eskiye nazaran çok azaldı ama hala bu endişe kısmi de olsa devam ediyor değil mi hocam? Kesinlikle devam ediyor. Yasal haklarımız yoktu. Yasal haklarımızı yeni ailelerimiz öğreniyor. Şimdi önceki dönemlerde çocuklarda bir rapor durumu varsa önceden zaten özürlü olarak geçiyordu. Kavramsal değişimler bile insanların kabullenmesini daha kolaylaştırıyor. Şimdiki durumlarda çocuklarımızın raporu varsa hiçbir şey olmayacak duygusuna değil de ona yönelik olarak hizmetler sunuluyor. Yıllar öncesine baktığımızda bir çocuğun raporu varsa hayatına ait hiçbir şey yoktu. İnsanlar artık bununla bir şey olmayacak. Çünkü ortaokul seviyesinde kaynaştırma uygulamaları faydalı ya da başarılı olmayabiliyordu. Uzmanlar yetişmemişti. Buna yönelik olarak rehberlik araştırma merkezleri programlar düzenleyemiyordu. Hı hı. Eksiklerimiz oluyordu. Ama Allah'a şükürler olsun ki her yıl değiştiği zamanlarda çocuklara sunulan imkanlar, eğitim olanakları çocukların performanslarını bir üst seviyeye çıkartıyor. Toplumsal farkındalık. Şimdi nereye gitseniz, insanlarla ilgili bir şey konuşsanız, o sosyal medyanın ulaşmasıyla beraber olsun, bilgiye kolay ulaşmakla beraber olsun, üniversitelerdeki insanların bu alana yönelmesiyle olsun, herkesin aşağı yukarı ufak tefek bilgisi oluştu. Okullara gidiyoruz, okullarda görüştüğümüzde de diğer ailelerin aslında birçok bilgisi var. Tam kabullenmiş durumları yok çocuklarla ilgili, farklı gelişen özellikle çocuklarla ilgili. İlerleyen sürecimizde biraz daha bahsedeceğim onları. Şimdi üstünkör olarak geçtik gibi oldu ama daha ayrıntı olarak gireceğiz onu. Tamam. Hocam siz ne diyeceksiniz? Yani hocam şöyle bir durum var. Gerek gelişimsel olarak gerek engel düzeyi itibariyle olan çocuklarımızda veya bireylerimizde eğitim muhakkak ki onların hayata bakış açısını ve hayata tutunabilmelerini, ailelere olan ihtiyaçlarını azaltması itibariyle çok önemli. Bu konuda ailelerimiz olayı kabulleniş süreçlerine göre çocuklardaki mesafe çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Onun için şimdi hele artık öyle bir ortamdayız da hocamız dediği gibi gerek sosyal medya, gerek Google, gerek bu anlamda televizyonlarımız, medyamız vasıtasıyla işte birçok rahatsızlıklara karşı gelişimsel geriliklere veya engellilere nispeten hemen çocuklarımızda bir farklılık olarak bir sıkıntı olup olmadığını gözlemlenip bu anlamda teşhis amacıyla doktorlarımıza veya yerine göre hastanelerimizden destek alıp uzman hocalarımızdan da bu anlamda görüşleri alınarak rehberlik araştırma merkezlerine doğru gidilmesi gerekiyor. Bu aşamada çok önemli faktörler var. Bu psikolojik kısmını bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Çünkü yakıştıramıyoruz hocam. Merkezleri mi? Evet. Sizin bahsettiğiniz bu rehabilitasyon merkezleri yok, mi? Rehberlik, hocamızın bahsettiği kısım şu, rehberlik araştırma merkezleri. Hı. Ama oraya gitmeden önce şu algımızı yıkmamız gerekiyor. Psikolojik olarak benim başıma böyle bir şey gelmez, bana nasıl böyle bir imtihan geldi diye kabulleniş süreçlerinde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. O açıdan bu süreci atlatıp hızlı bir şekilde uzmanlardan destek alıp hocamızın bahsetmiş olduğu rehberlik araştırma merkezlerinden rapor sürecine geçilmesi gerekiyor. Hocam o kısımdan da bilgi vermesini. Evet. Herhalde en çok yoran sizi bu kabullenme süreci oluyor. En çok yoran evet ilk baştaki çocuğun ailesini duyduğunda kendi yaşadığı hissiyat yapacağı işlerin çok öne geçebiliyor. Orası en fazla bizi yoran oluyor. Veya işlerden birisi kabullenmeyebiliyor değil mi hocam? Birisi kabulleniyor, bir an evvel bir şeyler yapmak istiyor. Sosyal destek çok düşüyor. Sosyal destek eşlerin birbirine karşı destekleri. İşte aile bireylerinin diğer çocuğa ya da diğer çocukla ilgilenen anne daha çok üstleniyor bu görevi. Ona karşı destekleri çok zayıflayabiliyor. Dönem dönem ailelerle ilgili o hikayeleri belki anlatacağız bilmiyorum. Duyduğumda diyor işte çocuğunuzla ilgili olarak şunları işte bir otizm adını duydu ya da zihinsel engellilik ya da genetik tahliller sonucunda şöyle bir rahatsızlığı var denildiği esnada diyor inanın ben diyor hastanede kayboldum diyor bulamadım diyor. Çok rahat bildim gidip geldim 100 kere gittim hastanede kayboldum bulamadım. İnsanları diyor dışarı çıktım arabamı aradım diyor arabamı bulamadım diyor. O şekilde yaşayan durumlar var. Çünkü dünyası yıkılıyor yani çocuğuyla alakalı hiç ummadığı bir süreçle karşılaşıyor değil mi hocam? Herkesin bir hayali var. Hayalinde işte evleniyorsunuz, çoluk çocuğum olacak diyorsunuz. Çocuklarınızın onları yetiştirme, onların gelecekle ilgili bir hayalleriniz oluşuyor. Hayalleriniz birdenbire tamamen farklılaşıyor. Ya da tamamen yıkılıyor. Hiç hayal kuramamış hale geliyorsunuz. Alan çok farklı. Bilginiz çok eksik kalabiliyor. Bir de çok muamma bir alan. Hatta bir olayımız var. Bunu birkaç yerde anlatıyorum. Bir öğrencimizin babası anlatıyor. Çok samimi olduğumuz bir arkadaşımız. Bir yerde diyor birisini duydum diyor. Hastaneye gittim. Çocuğuma diyor otizm denildi diyor. Ya diyor tamam işte ya bir rahatsızlık, işte bir böbrek rahatsızlığı, ciğer rahatsızlığı, işte bir rahatsızlık gibidir. Tamam, bunun da tedavisine ulaşırız diye düşünüyor. Hastaneden eve geldim diyor. İşe gittim. İş yerinde birisiyle denk geliyor. Bir çocukla karşılaştım diyor. Abi bu kim dedim diyor. Oğlum. Rahatsızlığı ne dedim? Otizm. Şaşırdım diyor birden. Allah Allah diyor. Yani bu nasıl bir şey yani? Ben diyor o gün duydum ama daha önceki şeyde bizim çocukla ilgili bir rahatsızlık adı olarak biliyorum. Bilmiyorum da diyor. İlk defa duydum bir şey diyor. Alelacele eve geldim diyor. Hemen hanımı ayarladık, toparladık. Hastanelere gittik diyor. Yani insanlar bilmediği için de kaygılar çok yüksek. Doğru. Süreçte daha çok hikayeler anlatacağız. Şimdi özel eğitim denildiğinde daha önceden genel olarak ayrıştırılmış bir eğitim olarak düşünülüyordu. Ama özel eğitimin asıl ruhu her bireyin farklı gelişen özelliğine yönelik olarak bütün gelişim alanlarını destekleyici programların oluşturulması ve bu programların uzman kişiler tarafından, alanda yetişmiş uzman kişiler tarafından uygulanması. Hı hı. Şimdi özel eğitime böyle baktığımızda aslında gelişebilecek alanlarını görmüş oluyoruz. Daha önce özel eğitim dediğimizde hiçbir şey yapamayacak, onları ayıralım, bir yerde kalsın duygusu ve hareket ediliyordu. Yani zihinsel, bilişsel, birçok alanda. Bedensel de olsa, zihinsel de olsa yani alan bile fark etmiyordu. Dil gelişimine varıncaya kadar birçok alan var. Bir insanın hayatında muhakkak ki ihtiyaç duyduğu o alanlardan bir tanesi bile eksik olduğu zaman hayat kalitesi veya hayata tutunabilmesi, başarısı düşüyor. Onun için bir bütünsel yakınlaşım çok önemli değil mi hocam? Evet. Şimdi ise çocukla ayrıntılı değerlendirme dediğimiz her alandan, bilişsel alandan değerlendiriliyor, dil alanından değerlendiriliyor, dilden işitsel algı, görsel algı, ifade etme, sosyal alandan değerlendiriliyor. Çocuğun hangi alanda eksikliği varsa ona yönelik destekler sunuluyor. Öyle olduğu zamanlarda çocuklar topluma kaynaşması, topluma sosyal anlamda uyumu çok daha kolay oluyor. Şimdi, pardon böldüm, devam edin hocam. Şimdi özel eğitimden ayrıntı olarak bahsedeceğiz ama özel eğitimden önce normal gelişen çocuklarımızda ailelerimizin yaptığı hatalar neler? Bazı durumlarda gerçekten ailemizin hatası çocukta farklı gelişim özelliğine tanrısal olarak almasa bile problem davranış olsun, özgüven eksikliği olsun, bunlara sebep olabiliyor. Onlarla ilgili olarak kısaca bahsetmek aslında faydalı olur. Çünkü ailelerin davranışları. Ailelerin davranışları ve önerilerimiz olsun. Tanı almadan önceki davranışları ama değil mi? Kesinlikle. Yani çocuklar, doğumdan sonraki esasen bütün çocuklar için. Evet, normal gelişim seyreden, genel. Farklı gelişim seyreden bütün çocuklar için ailelerin doğru davranışları neler, yanlış davranış neler, onları görmemiz gerekiyor ki. Ondan sonra biz doğru davranış sergiledik ama bu çocuğun gelişiminde sapma var. Bu çocuğun şu yaş özelliklerini, şu özellikleri gösteremiyor diyebilelim. O zaman bahsedeceğimiz asıl tanımlama kısmına, yönlendirme kısmına, eğitsel anlamdaki ayrıntılı değerlendirme kısmı o zaman başlanması gerekiyor. Önce esasen daha bilinçli yaklaşacak çocuklara. Daha yani çocuk gelişimin, çocuğun gelişimsel evrelerini işte 0-1 yaş grubundan 0-1-3 yaş grubunda, 3-6 yaş grubunda, 8-12 yaş grubunda gibi o evreler var. O evrelerde bir çocuğun gelişimsel özellikleri nedir, standartları nedir, bir çocuğun neleri yapması gerekir, bu bilinirse o aşamada çocuk ne yapacak? Aile çocuğunu daha iyi tanıyacak, eksiklerini gidermeye yönelik hareket edecek. Ama bu bilinmediği takdirde ne oluyor? Aile ya bazen de hatta şöyle bir şey vardır. Babası da geç konuşmuştu. Değil mi hocam? Evet. Yani böyle bir şey vardır. Babası, annesi de geç yürümüştü. Yani çocuğun veya diyelim ki kaka problemi vardır. Bu anlamda çocuk bir bakıyorsunuz ki 4 yaşını geçmiş, hala bu problemi halledilmemiş geliyor. Neden? Çünkü orada aile içindeki bazı görüşmeler, konuşmalar, çocuğun gelişimsel evreleriyle alakalı olası problemleri göz ardı edilerek ne yapılıyor? Çocuk zaman kaybederek bizlerin önüne gelmiş oluyor. Gerek okul öncesinde, işte gerek daha sonraki aşamada eğer farklı bir tanısı problem varsa hocamlara gelmiş oluyor. Ne kadar erken teşhis, o kadar erken çözüm. O zaman bu evrelerden biraz daha detaylandıralım mı? Şöyle bir bahsedelim mi evreleri? Tamam. Nasıl istersek. Şimdi çocuklarımızın normal gelişimi izlerken özellikle ilk 6 yaşı bizler için çok önemli. Hı hı. İlk 6 yaşında çocuklarımız ilk 6 ayında genel olarak anneyle kalmasını, bütün öz bakım becerilerini olsun, sosyal becerilerini, uyutmayı, beslenmeyi, altını değiştirmeyi tek kişinin yapmasını öneriyoruz. Bağımlılık döneminde. Evet. İlk 6 ayında anneyle bağlılık kursun. Ondan sonraki süreçlerde zaten çocuklarımız normal gelişimi izliyorsa aile bireylerinden diğer bireyleri de babayı ya da işte abi, abla, kardeş varsa Onlar da yavaş yavaş tanımaya başlarlar. Onlara da tepkiler sunmaya başlarlar. İlk 6 ayında çocuklar kendi kendine sesler çıkartırken daha sonra tepkisel sesler dediğimiz gülmeler ya da sizin onunla oynadığınızda sosyal anlamdaki sesler çıkartırlar. Şimdi 1. yıla geldiğimizde artık oyunlar ya da talimatlar daha belirginleşmiştir. Bir şeyi atar, attığında siz ona karşı şirinlik yapmışsanız o da onu güler ve tekrar eder. Bu normal gelişim evrelerindendir. 1 yaş döneminde genelde çocuklarımızda yürümeyi bekliyoruz. Yürüme kısmı 1 yaşın üstünde olmuş, 1 yaşı geçmiş de hala olmamışsa o zaman gerekli bir uzmana görüşmekte fayda var. Kız çocuklarımızın gelişimi erkek çocuklarımıza göre erken dönemlikte daha hızlı oluyor. 2 yaş döneminde kız çocuklardan 1,5-2 yaşta konuşmayı beklerken erkek çocuklarımızınki 2 yaş üstünde daha çok konuşmaları bekliyoruz. 3 yaşını geçmiş de hala konuşmuyorsa erkek çocuklarımız o zaman mutlaka değerlendirilmesi ve ayrıntı olarak gözlemlenmesi gerekiyor. Burada bir şey soracağım. Çocukların böyle çıkardıkları sesler falan olur ya. Ama biz böyle ne deniyor? Babıldama sesleri genelde erken dönemlerde. Ama biz artık 2 yaşından sonra ya da işte kız çocuklarına ya da erkek çocuklarına böyle net bir şeyler mi bekliyoruz? Anlaşılır kelimeler mi bekliyoruz? Tabii artikülasyon kısmı, anlaşılır kısmından ziyade özdeşen kelimeler, anneye anne gibi kelimeyi, babaya baba gibi kelimeyi, çok sık kullandığı bebek varsa bebek gibi ya da top varsa, araba varsa onlara yönelik cümle olabilir. Kuramasa bile belli bir şekilde kesinlikle kendi diliyle anlatır. Kendi diliyle anlatır ama hep aynı ses tonunu beklemiyoruz. Aynı ifadeyi değil. Gibi bunlar su olabilir ya da ona başka bir şeydir. Bu onun için bir iletişim olsa bile dil değildir. Size bir şeyler anlatıyor ama tam olarak dil değildir. Bizim istediğimiz şey 2 yaşındaki kız çocuklarımızın, genel olarak da 3 yaşındaki, 2 yaşındaki erkek çocuklar da konuşuyor. 1 yaşındaki kız çocuklar da konuşabilir ama genel literatürde ortalamayı alıyorum. 3 yaşındaki erkek çocuklarımızın en az kelimelerle konuşması, 2 yaşındaki kız çocuklarımızın da en az kelimelerle konuşması bekliyoruz. Konuşmuyorsa o zaman işin içine gecikmiş konuşma girebilir. Hocamın da bahsettiği işte annesinde de gecikmiş konuşma vardı. Babası da 5 yaşında konuştu. Duyguları Allah'a şükür azaldı ama hala var. Biz buna bakmadan öncelikle çocuğumuzun algılama kısmına bakıyoruz. Ya bu çocuk artık bana şunu ver dediğinizde getirip verebiliyor mu? Ondan sonra önüne koyduğunuz nesnelerden seçebiliyor mu? Eğer oyunlarda tek tip oyun değil de sizinle etkileşimsel oyunlar kurabiliyor mu? Bunlar bizim için asıl önemli. Göz teması kurabiliyor mu? Tabii. Onlara şimdi tanısal kısımda gireceğim. Bunları yapmıyorsa çocuk, etkileşimi yoksa, nesnelerle doğru oynaması yoksa, sizinle doğru dürüst oynaması yoksa, sizinle etkileşim kurduğunda mutlu olmuyorsa, gerekiyorsa ağladığı zaman da kucağınıza aldığınızda susmuyorsa, bu fizyolojik bir ağlamadan bahsetmiyorum. İşte açlık, susuzluk anlamında değil. Mızmızlamış, ağlamış, siz yanınıza gelmiş ya da yanınıza gelmiyorsa ağladığı durumlarda o zaman çocuğumuzun iletişim eksikliği kısmında düşünüyoruz. Gecikmiş konuşma, annede de var, babada da var sözü şu anda çok yaygın olmamakla beraber çocukların gelişimsel anlamda tanımlanması erken müdahale kısmında gecikmesine sebep olabiliyor. Bu da birazcık daha telafisini zorlaştırıyor. Şimdi dil kısmına bakarsak, genelde erken eğitimde dil kısmına ağırlık veririz. Gramer yapısına uygun konuşma 3 yaşında tamamlanır. Yani çocuklar artık cümlelerini kurar, artık ona bir şey sorduğunuzda sorulara cevap verir, yavaş yavaş sorular bile sorar. 3 yaşından sonra? 3 yaşından sonra artık kavramsal öğretimler işin içine gireceği için tanımlamalar ya da ilişki kurmalar işin içine girdiği için bir yönerge verdiğinizde ona yönelik mantıksal çıkarmalar yapılır. Şimdi çocuklarımız 3 yaşında yaşıtlarından farklı dil özelliği varsa, tamam normal gelişim izlese bile ya önemli değil bu kapatır diye düşünmek bazen bizi sıkıntıya sokabiliyor. Diğer çocuk 4 yaşında, 5 yaşında karşılaştığı eğitim ortamlarında çok daha başat olurken bizim çocuğumuz gecikmiş konuşmadan dolayı, sağlıklı müdahale edilmediğinden dolayı ister istemez daha geriden takip ediyor. Bu zihinsel engellilik durumu mu? Değil. Ama çok basit bir dil gelişimi bile diyelim ki gecikmesi onun sosyalleşmesini, özgüvenini, bilişselini, her şeyini etkiliyor. Çünkü niye? Kendisini ifade edemiyor. Mesela ben size şimdi kendimi anlatamazsam ya da hocam bize kendisini ifade edemezse ne yapacak? Belli bir noktadan sonra sinirlenmeye başlıyor. Çocuk da ne yapıyor? Sinirlenmeye başlıyor. Kendisini ifade edememesinin getirmiş olduğu sıkıntılar doğuyor. Bu sefer de çocukla beraber çeşitli kaygılar, endişeler de çoğalmaya başlıyor ve normal dönemini yaşayamadığı için akranlarından geri kalmaya başlıyor. Peki biz bu dönemde sadece dil gelişimine mi bakacağız? Yok, yani bir bütünsel olarak bakacağız. Hani tutmadır, işte atmadır, onlarda da bakacak mıyız? Onlara 12 aydan öncesinde, çocuklarımız 12 aydan öncesinde genelde dediğiniz gibi tutma, bırakma, bir şeyin içine koyma, bir şeylerle oynama, üst üste koyma gibi şeylere daha çok ağırlık veriyoruz. Basit talimatlar, basit sosyal etkinlikler, işte bay bay yapma, baş baş yapma gibi. 12 aydan öncesi bunlara ağırlık veriyoruz. 12 ay geçtikten sonra işin içinde nesneleri tanıma, ilişkilendirerek geometri şekilleri takacaksanız bir yerin, kutunun içinde bir yeri varsa ona ait olarak oraya arayıp bulabilme. 18 aya geçtikten sonra seçenekler artırarak artık resimli kartlara geçiyoruz gerçek nesnelerden. 18 aya gelen çocuklar resimlerden yavaş yavaş parmaklarla gösterir. Önüne koyduğunuz 3-4 seçenekten de sizin istediğinizi size sunabilirler. Yani sadece dil gelişimi aşamasından bahsetmemdeki sebep, ayrıntılı değerlendirmede, uzman gözüne değerlendirmede bütün alanlara bakılıyor ama toplumsal olarak en çok çocukların dil gelişimine bakılıyor. Hmm. Bu çocuk konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Ya bu çocuk mızmızlamış, ağlamış. Önemli değil, o zekasındandır diyorlar. Bu çocuk kendi kendine çok güzel oyunlar oynayabiliyor ama dil gelişimi yoksa başka bir şey diyorlar. Yani dil gelişimi toplumda ilk görünen yüzü. Ondan dolayı birinci olarak dil gelişimine bahsediyorum. Yani çocukların en önemli alanı diye bir şey aslında yok. Yani sosyal gelişimine önem vermiyorsanız dil gelişiminin bizim için avantajı oluşmuyor. Hmm. Her gelişim birbirini desteklemesi gerekiyor. Şimdi çocuklarımızın bilişsel becerileri çok iyi olabilir, kendisini çok iyi ifade edebilir ama özgüveni düşükse bunu dışarıda sergilemeyecek. Eğitim ortamına girdiğinde, yaşlılarla karşılaştığında yapamadığı durumlarda bilmiyor da mı yapamıyor, yoksa yapmıyor mu? Aynı soru, yani aynı sonucu vermiş oluyor. Gelişim alanları en az 6 yaş öncesinde, 5-6 gelişim alanından 6 yaş üstüne geçtikten sonra akademik ve kavramsal beceriler de işin içine girer. Daha farklı gelişim alanından çocukların desteklenmesi gerekiyor. Siz böyle her açıdan o zaman çocukları bir gözlemliyorsunuz. Kesinlikle. Hatta yurt dışındaki uygulamaların birçoğunda 6 yaşına kadar her çocuk en az 3 kez 2 yaş, 4 yaş, 6 yaş durumunda gelişimi bilen uzman tarafından çocuk kontrol edilir. Türkiye'de farklılık varsa, bir sapma varsa, gerilik durumu varsa uzmana başvurulur. Ama gelişmiş ülkeler bu konuda daha envanterlerini tutmak için. 2'de, 4'de, 6'da şöyle bir kontrol edilse. Kesinlikle. Şimdi Özcan hocamlar okul öncesi ağırlıklı çalışıyor. Raporlu çocuklardan bahsetmiyorum. Normal gelişim gören çocuklar, gelişim gösteren çocuklardan kaç tanesinin gelişimsel bir dosyası var? Hiçbirisinin yoktur. Bunu doktor da tutabilir, çocuk doktoru anlamında. Gelişimi takip eden bir gelişimci de tutabilir ama Türkiye'de öyle bir hizmet yok şu anda. Normal gelişen çocuk. Okul öncesinde raporlama yapılıyorsa da bu daha sonraki evreye, ilkokul evresine mesela tam olarak taşınmıyor. Yani bu çocuk okul öncesinde mesela bizim ailelere vermiş olduğumuz, sunmuş olduğumuz kurumlara herkesinin kendisine göre dosyalamaları vardır ama bir bütünsellik halinde mesela ne yapmıyor? Sistem içerisinde aktarılarak gitmiyor. Mesela ben hazırlamış olduğum bir raporu ilkokul öğretmenine ne yapmıyorum? Ulaştıramıyorum. Çocuğun özel bir durumu varsa, gelişimse bunu baktığımız zaman esasen Milli Eğitim'in de gelişim gözlem raporlamaları vesaireler var. Ama ne yapıyor? O biz aktarmış olsak bile ilkokul öğretmenimiz ya bu çocuğun gelişiminde ne varmış diye geçmiş dosyasına vesairesine okul öncesindeki süreçlere tam olarak maalesef vakıf olamıyoruz. Bu aşamada hocamın söylediği kısım çok önemli. Yani bizler öyle bir raporlama hazırlamalıyız ki çocuklarımızın gelişim evrelerini nasıl geçtiğini, sosyal evrelerini, bilişsel evrelerini hepsini bir rapor halinde hazırlamalıyız. Ve hazırladığımız bu raporu okul öncesindeki eğitim kurumları eğer hem sisteme girmeli hem de aileye vermeli ki o bir süreç olarak aynı şey ilkokulda esasen karnenin haricinde de bu evre devam etmeli mi hocam? Karnenin haricinde. Hani e-nabız sistemi var ya şimdi sağlıkta tahlil yaptırıyorsun oradan görüyorsun. Keşke çocuklar da böyle doğdukları andan itibaren öyle bir sistem olmuş olsaymış değil mi? Kesinlikle. Böyle hepsi aktarılarak gitseymiş. Mesela hangi doktora gitsen oradan görüyor. Esasen e-öğrenci sistemi buna hizmet edecek boyutta. E-öğrenci. Evet. Aha. Yani orada yavaş yavaş bu anlamda bir bütünsellik inşallah oluşur vesaire de çocuklarımızın sadece notları değil gelişim evreleri çocukluktan erken dönemden başlayarak daha iyi takip edebilecek bir sistematik oluşturulur diye düşünüyorum. Umarım oluşturur herhalde ihtiyacımız var böyle bir şey. Oluşturulan sistemi de eğitimciler olarak biz de takip ederiz. Tabii ki öyle de bir mükellefiyetimiz var. Türkiye'deki sistemde eğitsel anlamdaki eksiklerimiz oluyor. Yani eğitim dosyalarının takibi, bir üst kademeye geçtiğinde o üst kademe eski dosyaları incelemesi kısmında eksiğimiz oluyor ama işte tıbbi kısmında daha çok kayıtlarımız sabit kalıyor. O konuda bu çocuk ne zaman raporlandırılmış, ne zaman hangi özellikleri ya da rapor oranı kaç olmuş, daha sonra kaç olmuş yıllık değerlendirmeler, bazen 2 yıllık değerlendirmeler, bazen daha uzun süreli değerlendirmeler oluyor. Onlar takip ediyor. Eğitim kısmında çocuğun işte raporu ne zaman vardı? Kaynaştırma raporum vardı. Kaynaştırma raporu ne zaman işte öğrenme güçlüğüne geçti ya da bunlar var. Çocuğun özellikleri çok fazla yok. Hmm. Raporlar kısmında, oradaki dosyalar kısmında dosyaların kademeler arası geçişlerde eksiğimiz oluşuyor. Okul öncesine giden bir çocuk, okul öncesindeki kurumdan sabit bir dosyası Milli Eğitim Sistemi'ne kayıtlı değil. Birinci sınıfı bitirmiş, pardon, birinci kademeyi bitirmiş bir çocuk, gelişimsel özellik olarak sadece 4. sınıfı bitirdi, 5. sınıfı bitirdi gibi notlarımız var. Gelişimsel olarak bu çocuğun gelişim alanlarında şunlara ihtiyacı var ve şunları yapıyor gibi özelliklerimiz çok aktarılıyor. Yetenekleri mesela en basitinden değil mi hocam? İlla yani gelişimi geri olanlar değil, gelişimi çok ileride olanlar da bir sistemimizde problem. Yani üstün zekalı dediğimiz çocuklarımız da mesela yeterince sistemde keşfedilemiyor veya şimdi mesela bilim sanat merkezleri, bilsemler vesaireler kuruluyor. Gerçekten güzel gelişmeler var ama yani o çocuk diyelim ki keşfedilememiş, arada kalmış. Onu bir okul öncesindeki öğretmeni keşfetmişse en azından o devam ettirilmeli değil mi hocam? Yani o sistem içerisinde ben bu çocukta şu özellikleri gördüm, keşfettim veya da şu özellikleri geri kaldı diyebilmek gerçekten önemli. Bunların bir sonraki aşamada kendi yaş olgunluğu içerisinde tamamlayabilmesi bir avantaj haline gelmeli. Bu şekilde ne kadar çok kayıp oluyor. Çocuklarımızın herkes yeniden tanımaya uğraşıyor. Yoksa dediğimiz sistem olmuş olsa aslında bir yük getiren bir şey de değil. Çocuklarımız hem tanınmış oluyor hem bu çocuğu bir başkası karşılaştığında onun dosyasına baktığı esnada aynı durduğu aşamadan devam eder. Yoksa aileyi tekrardan de tanıyacak değil mi hocam? Tabii. Sadece çocuğu tanımak da yetmiyor. Dosyalarda aile özellikleri de olur. Dosyalarda çocuğun geçirdiği rahatsızlıklar da olur. Öğretmen onu aldığında ya da bir başka üst kademedeki eğitim kadrosu onu aldığında çocuğu tanıma yerine hemen, onun için zaman geçirme yerine özelliklerine bakar, ona göre program oluşturur. Zaten süreç içinde çocuğu da tekrardan gözden geçirmiş oluyor. Vallahi hocam ortaokuldayken benim kompozisyonlarım çok iyiydi mesela. Türkçe öğretmenim sürekli söylerdi. Sen bence böyle bir eşit ağırlık oku, bunu geliştir ya da sözel seç falan diyerek böyle sürekli bana söylerdi. Ortaokulu bitirdim, liseye geçtim. Artık lise 1'i de bitirdim. 2. sınıftayken sayısal sözel tercih yapmamız gerekiyor ya. Evet. Hocalarım bana dedi ki eşit ağırlığı seçmeyi düşünüyorum falan dedim. Türkçe ağırlıkta olsun benim dedim. Hocalar da dedi ki dedi, sen kompozisyonların falan iyi mi senin dedi. Yani böyle iyi analiz eder misin dedi. Mesela bir atasözü versek ondan böyle uzun uzun çıkarımlarda bulunabilir misin falan diye sormuştu. Ben de şöyle bir baktım, olmayacak herhalde, ben sayısala gideyim en iyisi deyip sayısalı seçmiştim. Yani en net örneğiyim şu anda. Tabii. O türlü örneklerimiz çok fazla. Şimdi alanlar aslında da kendi içinde birisi daha iyi, birisi daha düşükmüş gibi gelebiliyor. İnsanlar işte sayısal kısma daha çok yönlendirmek isteyebiliyor. Sözel kısmı sanki sayısalı yapamayanlar anlamına geliyor. Dediğiniz gibi burada alanların üstünlüğü ya da birbirine karşı dezavantajı yok. Çocuğun, bireyin gelişim özelliği neyse, yatkınlığı neyse sevebileceği alana yönlendirmek, sevebileceği alanda başarılı olmasını sağlamak daha kolay. Kesinlikle. Yani keşfetme sistemimize keşfetme olayımız çok zayıf. Evet. Yani benim esasen şu anda yurt dışındaki birçok örnekte İlkokul evresinden dediğimiz dönemden başlar. Ergenlik döneminde çocuğun belli bir yönlendirilmesi var. Biz ancak ya lise döneminde ya da üniversite döneminde, ama o da maalesef herkes eğer bir rehberlik uzmanından da destek alınmıyorsa işte kimi zaman meslek liselerine, kimi zaman düz lise, kimi zaman Anadolu liselerine çocuklarımızı bir bakıyoruz gönderiyoruz. Ya da üniversitede bir bakıyoruz ki bazen o esnada ruh halimize bağlı gibi bir neticede çıkabiliyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi o zaman burada sizi birazcık ben bir dinlendireyim. Bir mutfağıma bakayım. Çünkü reklamda gitmemiz az kaldı. Olur mu? Tabii. İsmail Usta neler yapmış bir ona bakalım. Sonrasında devam edelim. Hadi bir mutfağa gidelim şimdi. İsmail Usta ne yaptın? Neler yaptın? Sen hepsini bitirmişsindir. Ben hazırlıklarımızı hallettik şu an için. Çorbamızın nevalisini hazırladık. Tamam. Unumuzu hazırladık. Saç kavurma için domatesimizi kıydık. Biberlerimizi kıydık. Hazırladık her şeyi. Şimdi birazdan size bunu pişireceğiz inşallah. Tamam. Afiyetle de yiyecekler inşallah. O zaman birlikte pişirelim. Reklama gidelim. Reklamdan dönüşte birlikte yapalım, olur mu? Tamam, olur efendim. Tamam, öyle yapalım. Evet efendim. Hayatın içinden çok kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Haftalife'da yılın son fırsatları. Şimdi dilediğin ürüne %40 daha uyguna bir günde sahip olma imkanı. Doğanın eşsiz kokularıyla mükemmel temizlik sizi bekliyor. Temizlik doğasında var. Gelin 5 için 1 olalım. TV5'e destek zamanı. TV5'in YouTube hesabına girerek katıl butonunu tıklayabilir ya da Türkiye veya Avrupa'dan Patreon adresinden abone ve destek olabilirsiniz. Sözü olan herkes için gelin 5 için 1 olalım. İşçinin, memurun, emeklinin sesi. EYT'lilerin, KHK'lıların, adalet arayanların sesi. Yaşanabilir, adil bir dünya için Milli Gazete. 1973'ten bu yana okuyucularımızın desteğiyle. Hak geldi, batın zail oldu. Eğitimlerimize ara verdik. Özverili çalışmalarınızla bize ilham vermeye devam ediyorsunuz. Gururla izliyor, sizlere güç diliyoruz. Geleceğin sağlıkçıları olarak sayenizde geleceğe umutla bakıyoruz. Okullarımıza kaldığımız yerden devam edip mezun olarak mesleğimize başlamayı heyecanla bekliyoruz. İyi ki varsınız. Çabanıza, özverinize ve mücadelenize minnettarız. Yurdumuz, evimiz artık Gazi Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının da evidir. Yanınızdayız. Medyanın gücü mü, gücün medyası mı? Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz medyanın gündemini ve manşetlerden yansıyanları 4. güçte ekrana taşıyor. Kim neyi nasıl değerlendiriyor, 4. güç masaya yatırıyor. 4. güç, hafta içi her gün saat 15'te TV5'te. Dünyada gündem 18 dakikada bir değişiyor. Hızlı değişen gündemin değişmeyenleri TV5'te masaya yatırılıyor. Ekonomistler, hukukçular, eğitimciler, alanında uzman isimler gerçekleri anlatıyor. Fatma Nur Önal'la konuşmadan olmaz her çarşamba 20'de TV5'te. Marrakeş yolculuğumuz başlıyor. Cema El Fena, yani Fena Meydanı'ndayız. Bak çok soğukkanlı, hiç korkmuyormuş gibi gözüktüğüme bakmayın arkadaşlar. Rümüş'ün rotası. Rümüş'ün rotası. Marrakeş'te. Marrakeş'te yok ki. Bugün hayvanlarla bayağı bir yakınlaşmamız oldu. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Durmuş'un rotası cumartesi pazar saat 11'de TV5'te. Hepimizin bekledikleri var bu hayatta. Zorlukları olsa da. Sağlık belki de en değerlisi. Ve eğitim yarınlar için. Tabii ki maddiyat da önemli. İnançlarımız, sevinçlerimiz, az da olsa çok da olsa gezmelerimiz de. Hepimizin bekledikleri var bu hayatta. Biz, hepimiz hayatın en önemli değerlerini koruyoruz sizin için. Her anda, her alanda. Dimdik, ayakta. Özel güvenlik her yerde. Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapar. Ülkemizde geçen yıl yaşanan orman yangınlarının %92'si ne yazık ki insan kaynaklıdır. Unutmayın, orman yangınları tabiatı tehdit eden büyük bir felakettir. Bu felaketle mücadele için erken müdahale için erken ihbar önemlidir. Orman yangınına seyirci kalmayın. Alo 177, orman yangını ihbar hattı. Bazı şeyler olmasa da olur ama eğitim olmazsa olmaz. Olmazsa da olur. Olmazsa da olur. Olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de bu bayramda Darüşşafaka'ya destek olun. Koronavirüsle mücadeleye yoğunlaştığımız bu günlerde duygular yoğun, beklentiler yoğun, günler, geceler yoğun. Türkiye salgına rağmen büyük sağlık yatırım... Hayatın içinden devam ediyor. Şimdi yemeğimizi birlikte yapacağız. Değil mi İsmail Usta? Tabii ki. Tabii ne yapacağız? Şimdi yayla çorbamızı yapacağız önce. Evet. Ben herhalde yine çorba karıştırmaya geçiyorum. Evet, tamam. Çorbayı karıştıracağız maalesef. Ondan sonra da saç kavurmaya başlayacağız. Buyurun. Unumuzu 2 kaşık olarak dökeceğiz. 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı evet. Efendim. Tamam, çırpıcımı da alayım. Evet, buyurun. Ben çorbamı karıştırmaya tabii başlıyorum efendim, şimdi. Benim görevim burada çorba karıştırmak oldu. Evet, unumuzun böyle hafif, unumuzun kokusu bittiği zaman meyanemizi gireceğiz. Tamam, kokusu gidene kadar o zaman. Tabii, kokusu gidene kadar, çok kavrulmuyor. Yani onun o kaba kokusu gittiği zaman sıkıntı yok. Tamam, sen ne yapıyorsun bu arada? Ben de saç kavurma yapacağım. Önce etimizi atıyorum. Saç kavurumuzu yapacağız. Etimiz kavrulduktan sonra da biberimizi ve domatesimizi gireceğiz. Şöyle bolca etli olsun. Değil mi? Güzel olsun şöyle. Tabii ki, tabii ki. Birazcık da sen kendinden bahset bakalım İsmail Usta. Ben hem yemek yapalım hem sohbet edelim. 1964 Konya doğumluyum. Yaklaşık 30 senedir meslekteyim. 30 senedir? 30 senedir meslekteyim. İlk mesleğe başlayış şeyim de Manavgat'ta oldu. İnşaat sektöründeydim. İnşaatçılığı bıraktık. Tansu Çiller'in o dönemin insanları bilir. O dönemlerde Tansu Çiller krizi döneminde lokantacılığa başladım ben. Baktık ki olmuyor. Ustalar kaçıp duruyor. Dedik soyunalım dökülelim biz de girelim bu işin içine dedik. Böylece usta olduk 30 yaşından sonra. İyi olmuş. Durumumuz böyle oldu. Sonra oradan ama devam ettin. Tabii biz birazcık sevgiyle yaptığımız için bu işi yemeklerimiz lezzetli oluyor. Bize gelen müşterilerimiz de hep onu söylüyorlar. Ustam el lezzetin var falan diyorlar. Tabii biz de mutlu oluyoruz beğenildiği zaman. İsmail Ustam aslında trit değil mi? Tabii. Trit'i meşhur. Bir isminiz de Tritçi İsmail derler. Tritçi İsmail derler. Bir dahaki sefere bize de trit yapacak. İnşallah. Noktalarını anlatır mı? İnşallah tabii ki. Ben olsam anlatmazdım. Bilmiyorum artık. Bir bakacağız duruma. Yeter mi? Az daha karıştıralım. Tamam. Aşçılık güzelmiş ama. Sevmeye zevkli başladım. Bir şey. Bak, tatlı yapmayı pek sevmedim ama. Yemeğe sevgi katmak lazım. Değil mi? Doğru. Severek yaptığımız zaman şifası da gelir inşallah. Kısık ateş kullanmak lazımmış. Evet. Bilal Usta'dan öğrendim onu da. Evet efendim. Severek yapacaksınız diyor. Yemeği diyor zaman ayıracaksınız evet, diyor. Evet kesinlikle öyle efendim. Kesinlikle öyle. Zor ama değil mi? Tabii güzel ki. Güzel ama zor. Evet meşakkatli. Ama yiyen de memnun olduğu zaman insanın o meşakkat hız geliyor. Doğru söylüyorsun. Peki o hani 30 yıl olmuş ya sen başlayalım. Evet. Senin o ilk başladığın dönemlerle şu anki dönemler arasındaki fark ne? çok bir fark yok aslında. Tabii ki yani bu işi severek yapıldığı zaman gayet güzel gidiyor. Her şey iyi gidiyor yani. Her şeyin başı sevgi. Tabii, tabii ki. Kesinlikle. Hemen meyanemizi girelim. Tamam. Ben şöyle döküyorum. Karıştırmaya devam edeceğiz ama. Tamam. Bunun kesilmemesi gerekiyor. Bayağı görevim karıştırmak. Evet, evet, evet efendim. Evet efendim, evet efendim. Şöyle tamamlayalım. Tamam. Yayla çorbamızı yapıyoruz. Ona biraz daha su ilave edeceğiz. Tamam. Burada kettle'ımız da vardı. Efendim? Kettle'ımız da vardı burada. Kettle'ımız da var ama sıcak girmiyoruz buna. Öyle mi? Tabii ki soğuktan girmemiz gerekiyor. Şöyle. Yoksa yoğurdumuz kesilir. İçine girdiğimiz yoğurt kesilir. Tamam. Şöyle tamamdır. Anlatalım mı ne yaptığımızı? Tabii anlatalım. Hı hı. Önce unu kokusu gidene kadar karıştırdık. Daha sonra da tereyağı kullandık değil mi? Tabii tereyağı ve zeytinyağı kullanıyoruz. Daha sonra da meyanemizi hazırladık. Meyanemizi de şöyle hazırlıyoruz. 100 gram kadar süzme yağlı yoğurda yarım litre kadar süt giriyoruz. Hı hı. Ve yarım limon sıkıyoruz içine. O da hemen hemen 2 çorba kaşığı limon suyuna tekabül ediyor. Ayrı bir lezzet veriyor. Genellikle Konya'da hanımlar sadece yoğurtla yapıyorlar bunu. Sütle denemelerini tavsiye ediyorum ben. Sütle deneyeceğiz. Çok enfes olur. Bir de buna kemik suyu tabii tabii ki efendim. Bir de buna kemik suyu ilave edersek gerçekten mükemmel bir lezzete ulaşmış oluruz. Bir de sütle deneyelim bakalım. Tabii, tabii efendim. Limonda, yarım limonda. Evet, yarım limon. Yani o da 2 kaşık limon suyuna tekamül ediyor. İsmail Usta'dan püf noktaları alıyorum. Gördüğünüz gibi evet, güzel evet. Güzel de dumanlar eşliğinde. Evet efendim. Evet efendim. Karıştırıyorum ben değil mi? Tabii, tabii efendim. Hiç durmadan karıştıracağız onu. Kaynadı mı tamam. Tamam. Ondan sonra kısık ateşimizi alacağız. Hı hı. Yüksek ateşte yapıyoruz. Tabii 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 efendim. Tamam. Süt katacakmışız. Bir de sütle deneyecekmişiz. Yani evet. Tabii bunda şimdi sütümüz var. Tamam. Kemik suyumuz yok. Kemik suyumuz olmadığı için elimizde ama evlerde bunu yapabilirler. Evet. Gayet de güzel, lezzetli bir çorbaya ulaşmış olurlar. Hemen pratikte zaten. Tabii şimdi pratik çorba, burada tabii. Biraz daha oyalanarak yaptığımız en fazla oyalanma şeyi çorbayı karıştırma süresidir. Evet. Yoksa 8 dakikada olur çorba. 8 dakikada. Evet tabii ki. Hazır tabii. Çorbadan bile daha hızlı. Evet, evet efendim. Kaynadıktan sonra 8 dakika. Pirinç tamam. Pişecek ya. Doğru. Pirinç girin içine. Doğru söylüyorsun. Bu arada saç ben alabilirim. Oluyor. Ben alabilirim. Sen saç kavurmayı da tamam, anlatırken tamam. Ben biraz daha karıştırabilirim şöyle. Tamam. Konuklarımızı bekletmeyelim. Sonra kızarlar bize. Özcan hocam bize hiç kızmaz. Saç kavurmayı da anlatalım. Şimdi ne yaptığımızı sonra ben gideyim. Şimdi etimizi yeter kadar kavuracağız. Kavurduktan hı. Sonra biberimizi gireceğiz. Tabii ben buna bibere ilaveten sarımsak da giriyorum. Bu muhteşem bir lezzet veriyor sarımsak. Hem de antibiyotik, evet. Antibakteriyel bir özelliği var. Bu açıdan girmelerini tavsiye ederim. Tamam, sarımsak da yine atıyoruz içine. Kesinlikle. Peki, ben gideyim mi? Tabii ki efendim. Peki. Memnuniyetle teşekkür ediyoruz. Hadi kolay gelsin sana. Ben tekrardan geleceğim hemen. Tabii efendim, sağ olun. Çorbamızı hazırladık neredeyse. Ustalar sofrasına, alanına karışılması istemezler ya. Yok hocam, ustalar beni çalıştırıyorlar. Diyorlar, şimdi sen yapacaksın, bunu ben yapacağım diye. Ben de öğrenmiş oluyorum tabii hepsini. Bilmiyorum, annem de tembihlemiş olabilir yani şu kıza yemek yapmayı öğreteceğim falan diye. Çıraklığı burada, kalfalığı, ustalığı aynen. Evde değil mi? Aynen öyle. Şimdi... engeller gününden bahsetmiş olduk. Özel eğitimin ne olduğundan bahsetmiş olduk. Ama uzmana ne zaman başvurmamız gerekiyor? Evet. Bunu tam olarak anlayamadık. Şimdi onu anlatayım öyleyse. Şimdi evet. Çocuğumuz var. Çocuğumuz doğdu. Belli yaşına geldi. İster 1 yaş, ister 2 yaş, ister 3 yaş. Genel olarak 3 yaştan öncesinde bizim için en önemli kritik evreler. Öyle olduğu için 3 yaşın öncesindeki durumlarından bahsedeyim. Hı hı. Oradaki farklılık varsa, aileler bu sorularımıza evet diye cevap veriyorsa ona yönelik olarak uzmana başvurulsun. O sorularımızı soralım aileye. Şimdi çocuğumuz 1-2 saniyenin üzerinde göz kontağı kuruyor mu kurmuyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. 1-2 saniyenin üzerinde göz kontağı kuruyor mu kurmuyor mu? Evet. 1-2 saniyenin üzerinde. Çünkü anlık göz kontağından ziyade iletişimsel göz kontağı dediğimiz birkaç saniyenin üzerinde olması lazım. Kuruyor mu kurmuyor mu? Aile bunu kendi kendine soracak. Sonra çocuğumuz... Buna ailenin cevabının ne olması gerekir? Kuruyor olması gerekir. Kuruyor olması evet. Gerekir. Kurmuyorsa sıkıntı var. Kurmuyorsa sıkıntı. Tamam. Çocuğumuz oyuncaklarla oynarken, kendi kendine oynarken aldığı hazı, aldığı keyfi sizinle beraber, siz de müdahil olduğunuzda aynı hazı alıyor mu, almıyor mu? alması gerekir. Alması gerekir. Evet. Hı hı. Eğer yok kendisi oynuyor hocam, bizi katmıyor oyununa dediğiniz esnada o zaman problemimiz sanki başlıyor gibi görünüyor. Çocuklarımıza genel olarak yüzünden, yani yüz teması kurduğumuzda ya da arkasından ismiyle seslendiğimizde yüzünü size kaldırıp gözünü size bakıyor mu? Arkasından seslendiğinizde dönüp size bakıyor mu, bakmıyor mu? Bu her seferinde olmasa bile çoğunluğunda, %80'inde, %90'ında arkasından seslendiğinizde de bakması gerekir. Bakıyor mu, bakmıyor mu? Hmm. Bakmıyorsa o zaman iletişimsel anlamda sorunumuz var gibi geliyor. Şimdi çocuklarımız 3 yaş öncesinde başka bir çocukla çok fazla paylaşımsal oyunları beklemesek de başka bir çocuğun varlığından ne kadar rahatsız oluyor ya da ne kadar etkileniyor. Genelde çok, rahatsız mı olurlar? Çok fazla rahatsız olmamakla beraber onlara ilgiyle bakarlar. Onlarla yavaş yavaş da olsa süre geçtikten sonra hı-hı, oynamak isterler. Onların yanına gidip etkileşime geçerler. Hı. Onlardan rahatsız oluyor mu ve bu rahatsızlık çok fazla mı? O zaman sıkıntı var anlamına gelir. Çocuklarımız nedensiz duygu değişimi yaşıyor mu? Nedensiz ağlaması, nedensiz gülmesi gibi şeylerimiz var mı? Varsa hiçbir sebep yokken birdenbire ağlaması. Ha, oyuncak yıkılmıştır, ağlıyor. Bu nedene bağlıdır. Ama çok sık ağlıyorsa o zaman yine duygusunu kontrol edemiyordur. Nedensiz gülmeleri, nedensiz ağlamaları oluyorsa çocukların birdenbire öfkesini kontrol edememe durumları, o zaman yine farklı gelişimsel bir özellik olduğunu düşünüyoruz. Uzmana başvurması gerekebilir. Ağlamalarına da dikkat edeceğiz çocuğu. İşte uzmanın gördükten sonra bunu söyleyebilir. Yani çocuk nedene yönelik bir ağlam varsa belki duygusunu kontrol etmeye, dil becerilerini artırmaya, onun normal olduğunu anlatmaya çalışılabilir. Ama iletişim eksikliği varsa, genel olarak da 3 yaş altında otizm durumları daha çok, atipik otizm durumları ortaya çıkar. Ona yönelik eğitsel müdahaleler daha farklı oluyor. Şimdi bir tanıdığım vardı. Çocuğu kreşe gittikten sonra öğretmeni çağırıyor. Aile diyor ki çocuğunuz diyor seslendiğimiz zaman tepki vermiyor. Ya da diyor bakmıyor. Yani bir uzmanla görüşmeniz iyi olacaktır diyor. Sonra eve geldik diyor. Çocuğa sesleniyoruz diyor. Biz hiç fark etmemiştik bunu diyor. Hakikaten de diyor çocuğa seslendiğimiz zaman tepki vermiyor diyor. Sanki diyor böyle yokmuş gibi, hiçbir şey olmamış gibi, ona seslenmemişiz gibi davranıyor diyor. Ondan sonra diyor uzmanla görüştük diyor. Bu otizmin artık çeşitleri varmış. Atipik otizm. Bu en hafif olanıymış. Atipik otizm diye geçiyor. Öyle bir sıkıntı varmış çocukta, hemen eğitime başlanmış. Şimdi burada şöyle bir şey var. Tabii aileler devamlı bakım ağırlıklı hı, olduğu için çocukla zaman geçirme, iletişim kurma ve sosyal alanlarında biraz bu anlamda kendimizi tam olarak geliştirmediğimiz için ne yapıyor? Çocuk amiyane tabirle kalk demeden, suyunu kuk demeden, yemeğini evet, verip altını temizleyip böyle bir iletişim ve bakım süreci yaşadıkları için çocukları çok fazla tanıma imkanı bulmayabiliyorlar ve bu anlamda teşhis gecikebiliyor. Bazen ailelere esasen okul öncesi eğitim kurumlarının önemi buradan da başlıyor değil mi hocam? Evet, evet. Çocukları orada mesela bir sınıfta 10 tane çocuk var. 10 tane çocuğu bir araya getirdiğiniz zaman diliminde zaten bu alandan gelen gerek okul öncesi veya çocuk gelişimi öğretmenleri ne yapıyor? Bir alanla alakalı, çocuğun gelişim evresiyle alakalı bilgileri var. Bir de çocukları şablona oturttuğu zaman diyelim ki 3 yaş grubu öğrencileri. 3 yaş grubu öğrencilerinin hangisinde bir gelişimsel eksiklik varsa onu tespit edebilmeleri daha erken oluyor. Ancak işte programın başında söylediğimiz şöyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Ailelere mesela biz geçmiş dönemde şöyle bir tecrübe yaşamıştık. Çocuğumuzun bir tanesinde biz çok erken bir dönemde okula başladıktan bir hafta sonra bunu tespit etmiştik. Aileyi bir uzmana başvurmasını tavsiye etmiştik. Ama ailemiz siz benim çocuğumu etiketliyorsunuz diyerekten ne yapmıştı? Hemen çocuğunu kurumumuza almış. Halbuki bizim de maksadımız neydi? İyi niyetle bir an evvel çocukla alakalı bir problem varsa tespit edilsin ve uzmanlardan yardım alınsın, süreci hızlandıran. Bu tecrübesizliğimizin neticesinde böyle bir şey yaşadık ama aile sonraki aşamada maalesef bizim oradaki endişelerimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Buna dikkat etmelerini istiyoruz. Hiç kimse hiç kimseyi etiketlemekle eline bir şey geçmez. Ama buradaki yapılması gereken ailelerimizin biraz daha hassas olması, anlamaya çalışması ve ola ki bir uzmandan gelen bir bilgi varsa Bunu en azından farklı kişilerden teyit alma yoluna gitmesi daha sağlıklı olacaktır. Kesinlikle birazcık daha uzmanların görüşlerine artık kulak vermemiz gerekiyor. Evet. Biz uzman olarak aileler gibi başvurduğunda işte çocuğunuza yemek yedirin demeyiz. Bu bizim direkt alanımız değil. Çocuğunuz zaten herkes yemeğini yediriyor. Hı hı. Çocuğunuzun altını değiştirin ya da çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderin. Bunu söylemeyiz. Fizyolojik ihtiyaçlarına genelde aileler ağırlık veriyor. Ama biz diyoruz ki çocuklarınızla ne kadar oynuyorsunuz? Ya çocuklara dokunmak gerekiyor ya. Çocuklarınıza dokunmak gerekiyor. Çok uçuk bir örnek ama 98-99 yıllarında Ankara'da bir projedeyim. 5 yaşında bir çocukla çalışıyoruz. Hafta sonları çalışıyoruz. 5 yaşında çalıştığımız çocuğu üniversite yönlendiriyor bizi. Gittiğimiz aile raporlu olan bir çocuğumuz. Hı hı. Daha önce eğitim alan bir çocuk. 5 yaşında. Biz de o program dahilinde çocuğa eğitim uygulaması yapıyoruz. Ailenin, anne babanın birlikte olmak zorunluluğu var projenin kapsamında. Hafta sonu çağırdık. Babası da bir yerde çalışıyordu herhalde. İzin aldı, geldi. Dedi ki çocuk işte, hadi oğlum şuradan pantolonunu getir. Babası dedi, yapamaz hocam dedi. Ama daha önce çalıştığımız için çocuk onu yapabilecek beceride. Çocuk gitti, aldı geldi pantolonunu. Babası bunu kucağına aldı, sarıldı. Ve çocuk elektriği çarpmış gibi tir tir titriyor. Aa, o zamanlar sarıldı halbuki. Tabii tabii babası sarıldı. Ama o neden? Zamanlar öğrenciyim, hiç bilmiyorum. Bu alanla ilgili doğru düz bilgim yok. Daha çok tecrübemiz eksik. Aradan zaman geçti. Bir sonraki hafta anne tekti. Biz iki öğretmen arkadaş gidiyoruz. Anne dedi ki hocam dedi, geçen hafta dedi, neden dedi öyle yaptı biliyor musunuz? Bilemiyoruz tabii biz. Babası ilk defa kucağına alıyor dedi. Ya 5 yaşında bile. 5 yaşında çocuk, evet. Babası ilk defa kucağına alıyor. Çocuklar değil mi hocam? Şimdi anne ve baba yoksunluğu çocuğun gelişimindeki en büyük eksiklik. Şimdi, yani başlı başına sendrom esasen. Çok uçuk bir örnek gibi ama gerçekten birebir yaşadığımız örnek. Şimdi aileler çocuklarıyla sağlıklı oyunlar oynaması gerekiyor. İlla çocuğun farklı gelişim özelliğinin olması gerekmiyor. Normal gelişim gösteren çocuk da sürekli sen oyna duygusu oluşması lazım. Anne çocuğa dahil edilecek, baba çocuğa dahil edilecek, baba dokunacak, güreşecek, oynayacak. Hı hı. Gerekiyorsa canı yanacak, gerekiyorsa onun canı yanacak, bir şekilde yorulacak. Yani çocuk oradaki hem hali iyice yaşayacak. Çocuk sizi taklit etmesi gerekiyor. Eğer çocuklarımız oynamıyorsanız, çocuklarla etkileşiminiz yoksa taklit duygusunu geliştiremezsiniz. Çocuklar sizin talimatınızı yerine getirmesi gerekiyor. Çocukla oynamıyorsanız sadece robot gibi işte düğmesine bastın, şunu yapacak, düğmesine yaptın, bunu yapacak duygusal çocuk yetiştirilmez. Hem talimatınızı yerine getirecek, hem de sizden bir şey isteyecek. Şimdi çocuğa uzaktaki nesneyi göstereceksiniz. Hadi kızım şunu getir, hadi yavrum bunu getir. Uzaktaki nesneye ne kadar bakıyor, ne kadar bakmıyor. Kucağınıza aldığınız çocuğu 2 yaşın altında, 1,5 yaş döneminde pencereden dışarı baktırıyorsunuz. Çocuğa onları anlatacaksınız. Siz bahsettiğiniz kuş mudur, araba mıdır, ağaç mıdır? Çocuk onlara yönelik olarak eğilip bakıyor mu? Bunlar çocuğun gelişimsel aşamalarını hem destekler, hem de bizim tanısal anlamdaki ilgilendiğimiz alanlara oluşturur. Hocam o çocuk ne oldu sonra? Ya proje dahilindeydi tabii. Yani o yıl sonlandırdık. Ondan sonrasını çok bilmiyorum. Ama gelişiyordu. Gelişiyordu değil mi? Cevap vermiş. 150 çocuğumuz vardı. 150'nin içinde ilk 5'e giriyordu. Ha, iyi. Gelişimsel olarak. Ailenin o baba, annenin bilhassa babayla o temasını fark etmiş olması bile çocuğa ileride artı bir avantaj muhakkak ki kazandırmıştır. Çünkü gerçekten aileler olarak hepimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. İhmal ettiğimiz çocuğun normal bir gelişim evresindeki olan çocuk bile olsa eninde sonunda bir eksikliği, bir sıkıntısı muhakkak oluyor. Dikkat edilmesi gereken, hele özel ihtiyacı olan, gelişimi geri olan, engeli olan bireylerimiz, çocuklarımız için ailelerimiz çok daha hassas olmak zorunda. Bunlar bize bir emanet gözüyle bakılıp ne yapılması gerekiyorsa mücadelede gerçekten çok fedakar aileler var. Onların hakkını yememek lazım. Çocuklarıyla alakalı gecesi gündüzü tamamen o çocuklar oluyor. Ama orada da bir sıkıntı var mı hocam? Tamamen artık öyle bir engelli bir bireyi olan çocukla alakalı olarak aile tamamen gecesini gündüzünü çocuğa vakfetmesi de bu sefer kendi hayatını ihmal edip farklı sıkıntıların doğmasına sebebiyet oluyor mu? Kesinlikle. Bunu gözlemliyor musunuz? Tabii tabii. Şimdi program başında değil mi işte sosyal farkındalığı artırıyoruz evet, diye. Diyelim 98-99 yılında ben bu örneği yaşadım ama son 5 yıldır belki böyle bir örnek daha yaşamadım. Demek ki birçok insan fark ediyor bunu. 2004-2005 yıllarında bir aileyle çalışıyorum. Bir halde yoğun alıyoruz çocuğu. Her yerden eğitim alıyor. Annesi çok güzel uygulamasını yapar. Onu başka yerden fiziğini alır, başka yerden özel eğitimini alır. Bu şekilde sporunu alır. Aileyle çalışıyor, dedim ki bir gün, bir hafta boyunca bir kere bile çocukla çalışmayın dedim. Ne gerekiyorsa zaten bizler yapıyoruz. 5 gün aşağı yukarı her gün 2'şer saat eğitim alıyor. Hı hı. Sporundan tutun diğerine kadar. Hiç dedim bir hafta boyunca hiçbir şekilde çalışmayın. Ondan sonra bir konuşalım sizinle. Çünkü çok bir şey değişmiyor. O kadar çok anne kendisine adamış, aile kendisine adamış ki kendisine vakit hiç ayıramıyor. Aradan zaman geçti. Haftamız bitti, değerlendirmemize oturduk. Dedim neyi fark ettiniz? Bir hafta boyunca çocuğumuzda ne oldu ne olmadı? Bir hafta boyunca hiç çalışmadınız. Çok mu geriledi? Yok hocam dedi, çok değişiklik olmadı. Ancak dedi ben dedi son 2 yılda ilk defa saçımı taradığımı fark ettim dedi. Anne. Ayna evet. Karşısında ilk defa saçımı taradım dedi son 2 yılda. Hocama bu soruyu sormaktaki maksadımız şuydu. Aileler mesela bu fedakarlık ölçeğinde eşlerin birbirini ihmal etmeye başlaması, kendi hayat idame ettirme noktasında kendi bazı eksikleri olması neye sebebiyet veriyor? Hayattan bu sefer kendilerinin kopmasına sebebiyet veriyor ve en nihayetinde aile bütünlüğünün de zedelenmesine kadar gidebiliyor değil mi hocam? Sosyal yaşantımızı tamamıyla değiştirmememiz lazım. Elbette ki köklü değişimler oluyor. Ona yönelik hareketimiz oluyor ama eşler birbiriyle hiç görüşmeyecek gibi ya da anne rolünden çıkıp tamamen çocuğun bakıcısı gibi, hı hı. Eş rolünden çıkıp tamamen çocuğun annesiymiş gibi hareket etmek, baba kısmında da aynı şey. Bunlar çok uygun olan şeyler değil. Çocuğa zaman ayırıyoruz, planlı olarak çocukla uğraşıyoruz, çocukla eğitiyoruz ama bizim hayatımız da devam ediyor. Biz ne kadar kendimize bakarsak, ne kadar kendimizi dinç ve dik tutarsak o kadar çocuklarımıza ya da çevremize faydamız olur. Doğru. Bu bilinçte hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Bir de aileler böyle bir durumla karşılaştıkları zaman diliminde o mahalle baskısını çok fazla üzerinde hissedip tamamen kendilerini toplum içinden de izole ediyorlar. Bu da yanlış değil mi hocam? Kesinlikle. Yani toplumdan da izole olmamak gerekiyor. Yani çocuğun her şeyi olmayın. Yani çocuğun her şeyi olduğunuz zamanlarda onun gelişimsel anlamda da zarar vermiş oluyorsunuz. Yani çocuk kendisini gerçekleştirecek fırsatlara oluşması lazım. Çocuk eğildi. Ha öyle değil. Hemen ayakkabısını ben bağlayayım. Çocuk kaleme uzandı. Hemen onu kalem ben vereyim. Ya bırakın. Onun ulaşmasına yönelik olarak hem kaslarını geliştirsin hem bilişsel anlamda kalem desin, sözün dilini kullansın, kalemin fark etsin, istediği şeyi duygusunu ifade etsin. Siz ev içinde belki çocuk daha küçük, her dediğine ulaştığınızda çok rahatlıkla yetebiliyorsunuz ama sosyal ortama açıldığınızda toplumun her dediğini yapmayacak ki. O zaman çocuk toplumdan adaptasyonu zorlaşıyor. Uzak kalıyor. Çünkü burada yapılandırılmış bir ortam var. Yapılandırılmış ortamda çocuğa her şeyi sunduk. Dış ortama geçtiğinde çocuk o ortamı bulamadı. Oradan izole oluyor. O zaman okula gitmek istemiyor. Ya da işte eğitim almak istemiyor. Çünkü neden? Orada sorumluluk var. Evde hiç sorumluluk yoktu. Sorumluluktan kaçıyor çocuk direkt. Biz çocuklarımıza normal gelişimi de izlese, farklı gelişim özellikleri de olsa çocuğun özelliğine ve yaş özelliğine göre sorumluluklar kalsın diyoruz. Birçok öğretmenle görüşüyorum. Kaynaştırma çocuğu sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenler. Diyorum ki bakın çocuğumuzun özelliği şu. Siz bilişsel olarak programınızda uyarlamalar yapın. Ama davranış olarak, kural olarak bu çocuk buna hakim. Yapabilecek durumda. Buna yönelik bir uyarlama yapmanız gerekmiyor. Nedir? Bu çocuk 40 dakika sizin derslerinizde içeride kalabilir. 40 dakika içinde. Diğer çocuğu ne kadar dışarı gönderiyorsanız kaynaştırma uygulaması olan çocuğu da çocuğun özelliklerini tanıyarak bunları anlatıyoruz öğretmenlere. Onu da en fazla o kadar gönderin. O diğerlerinden çok daha özelmiş havasına girmesin. Bu çocuğun sadece öğrenmede sıkıntısı varsa, bu çocuğun ifadede sıkıntısı varsa yüksek sesle okutmak ona gerekmiyor. Öğrenmede 2. sınıf programını birebir uygulamak gerekmiyor. Programı hafifletirsiniz. Ama kural olarak öğretmenin masasında da oturur. İstediği zaman dışarı çıkar, istediği zaman sınıfa girer, istediği zaman istediği arkadaşın sırasında oturur gibi bu şekildeki kuralların özgürleşmemesi gerekiyor. Yani çocuk hem kural dahilinde sadece yapabileceklerini, yapamadıkları kısımları kolaylaştırmak gerekiyor. Öğretmek gerekiyor. Tabii dikkat etmek gereken ne kadar çok şey var. Hocam siz rehabilitasyon merkezinde özel eğitim uzmanısınız evet. Değil mi? Yaş aralığı nedir çocuklarınızın? Resmi olarak yaş aralığı yok bizde. 0 aylıktan yani rapor ne zaman çıkmışsa genelde 6 aydan sonra raporlaştırılabilir. Ama çalışmalarımız 6 aydan sonra gözlem olarak takip ederiz, rehberlik olarak yaparız. O 12. aydan sonra da direkt uygulamalar. Yani doğduğu an itibariyle özel eğitim ihtiyacı varsa, devlet bunu belirlemişse Hocam oradan bir bahsettik. Orası orayı, sanki, evet, orası tam oraya geldi gibi. Rapor ne? Doğduğundan itibaren olmasını da ben hiç anlamadım onu da. Şimdi çocuklarımızdaki saydığımız özelliklerde evet ya da eksi dedik. O zaman çocuklara ne yapacak? Öncelikle Türkiye'deki sistemde eğitsel değerlendirmeden önce klinik değerlendirme dediğimiz hastane ortamındaki değerlendirmeye gitmesi gerekiyor. Çocuğun hastanelerde sağlık kuruluna başvurması lazım. Hangi hastaneler hocam? Her hastane. Devlet hastanelerinde var. Başka hastaneler yok. Özel hastanelerde yok. Evet. Tıp fakültelerinde yok. Sağlık kurulu yok. Tıp fakülteleri var. Araştırma hastaneleri var. Ha, şu anda pandemi sürecinden dolayı şurada var burada yok kısmını söyleyemem. Çünkü günlük değişiyor onlar. Bilemiyorum. Ya kurul iptal edilebiliyor. Ya kurul o anda bir aylığına iki aylığına ara verilebiliyor. Ama üniversite hastaneleri, tıp fakülteleri, devlet araştırma hastanelerinde rapor çıkıyor. Orada bir sağlık uzman ekip tarafından, sağlık kurulu tarafından. Psikiyatri de var, psikolog da var. Gerekli durumlarda birbirlerine yönlendiriyorlar. Sağlık kuruluna başvurduğunuz esnada hangi alanla ilgili ise fizik alanı vardır. Yok işte sadece eğitim anlamındaki psikoloğun değerlendirdiği alan vardır. Değerlendirirler. Kurula çocuğu sokarlar. Kurul, sağlık kurulu kararını verir. Sağlık kurulu kararında rapora yönelik durumumuz varsa o zaman sağlık kurulu raporu çıkar. Aile o rapordan sonra rehberlik araştırma merkezleri. Şimdi bu rapor engelli raporu mu oluyor? Evet. Engelli raporu dediğimiz bu. Evet. Değil mi? Sağlık kurulu raporu diye bizim adımız geçer ona. Halk arasında da engelli raporu diye geçer. Oradaki önceden oranlar... Ama hastanedeki kısım birinci aşama. Değil mi hocam? Evet. İkinci aşama daha devam ediyor. Oradaki raporun devamı var. Hastane aşamasındaki raporlarda devletin resmi yerlerinde işinize yarar. Milli eğitim açısından eğitim kısmında çocuğun işine yaramıyor hastane raporu. O zaman işin içine eğitsel değerlendirme, RAM raporu işin içine giriyor. RAM raporu. Rehberlik araştırma merkezleri, kısaca biz RAM diyoruz. Hep RAM dediğimiz için öyle alıştık. Hocam, yani askıda kalmaması için açılımı. Rehberlik araştırma merkezleri oraya başvurulu yapılıyor. İlk rapor, ilk randevu alırken oraya gidilerek alınıyor. Ondan sonraki randevular, yenileme durumlarında internet üzerinden alınıyor. Rehberlik araştırma merkezine gittiğinizde size ya o hafta içinde ya da bir sonraki haftada randevu veriliyor. Şu anda Konya'da her yıl Allah'a şükür çok daha iyi gidiyor. Hatta şunu söyleyeyim, Konya'daki rehberlik araştırma merkezlerinden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha önceki yıllarda çocuk doğru dürüst incelenmeden hemen bir raporsal bir düzene geçildiğini şahit olabiliyorduk. Şimdi RAM'daki arkadaşım, ya çocuğu ben bu sefer çok ayrıntılı değerlendirmesi alamadım, bilgiyi alamadım. Ne olur gidin, başka gün bir daha gelin. Ya bu çok güzel bir şey. 15-20 dakika zaman ayırıyor. Resmiyette öyle çünkü vakitler ona göre oluyor. Orada çocukla ilgili veriyi toplayamamışsa tekrardan çağırıyor. Ya bunlar müthiş bir şeyler. Önceden insanlar çocuğa bile bakmıyordu. İyice analiz etmiş oluyor. Tabii kesinlikle. Yani orada çocuğun mesela davranışları o esnada o ortama, o kişiye tam olarak kendisini yansıtmayacak şekilde olabilir. Herkesin sosyal ortama girdiği zaman yaklaşımları aynı değildir. Yetişkinler bile hemen kimisi çabuk ısınır, kimisi geç ısınır. O esnada diyelim ki göz teması kurmadı diye ona hemen otizm teşhisini koymuyor veya eğitim sistemini koymuyor. Bir sonraki sefere demek ki uzmanlarımız tekrar çağırıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Son yıllarda Allah'a şükür öyle. Ne kadar çocukla vakit geçirirse, esasen tanırsa, çocuğun özellikleri bilirse o kadar iyi değil. Doğru tanımlamış oluyor. Çocuğun hakkını teslim etmiş oluyor. Rehberlik araştırma merkezden çıkan raporlar asıl bizim için önemli. Orada İkinci aşama herhalde. Çocuğun yaşına göre kaynaştırma durumudur. 3 yaşından öncesinde genelde destek eğitim dediğimiz özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme durumu olur. Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden alınan eğitimin bireysel eğitimler 8 saat devlet karşılar. Bireysel artı grup, şu anda gruplar uygulanmıyor pandemiden dolayı. 4 saatte grup verilebilir. Toplamda 12 saatini devlet karşılayabilir. Çocuğun raporundaki yazan ifadeye göre bu değişiyor. 3 yaşın üstüne geçmişse, 36 ayı geçmişse anaokullarına ya da kreşlere zorunlu olarak yönlendirilir. Devlet anaokulları almak zorundadır. Kapasitesine göre çocuğun eğitim anlamdaki ihtiyacına yönelik olarak. İlkokul durumuna geçtiğimizde kaynaştırma dediğimiz ya da özel eğitim sınıfı dediğimiz ya da özel eğitim okulları dediğimiz yerleştirme kararları var. RAM, rehberlik araştırma merkezleri bu kararları veriyor. Ailenin uygulaması gereken resmi olarak yollar bunlar. Uzmanla görüştü, çocukta farklılığı hissetti, farklılığının var olduğunu söyledi. Hastaneye başvuruyor. Hastane ortamında çocuk değerlendiriliyor, eğitsel klinik değerlendirmesi yapılıyor. Oradan rapor çıkıyor. Çıkan raporun sonucuna yönelik olarak RAM dediğimiz rehberlik araştırma merkezlerine her ilçede vardır ya da her ilçenin bağlı olduğu rehberlik araştırma merkezi vardır. Oraya başvuruyor. O kurul değerlendirdikten sonra çocuğun yerleştirme kararı ya da eğitsel kararı ortaya çıkmış oluyor. Peki hani normal hastalıkları konuşurken hep erken teşhis önemlidir falan deriz ya, bu tarz rahatsızlıklarda da yine aynı şekilde erkenden teşhis önemli mi? Yoksa çok bir şey fark etmez mi? Türkiye'de ve dünyada da çok daha fazla üzerine düşüldü. Erken teşhis, erken tanı her aşamada ilk plana kondu. Hmm. 2010'dan önce hastaneye gittiğinizde ya bu çocukta bir şey yok denilip gönderilen çocukların %95'i 2010'dan sonrasında ya bakın bu çocuğunuzda çok bir şey yok ama bu çocuk erken müdahale edilirse birkaç ay sonra, belki birkaç hafta, yıl sonra hayatına normal devam edebilir. Onun için erken eğitime müdahale edilsin diye rapor çıktı. Ya bu devlet açısından sosyal devlet anlayışının çok güçlü olduğunu gösteriyor. Erken müdahale her zaman bizler açısından sorunları daha erken çözmek oluyor. Mesela atipik otizm dediğimiz çocuklarda değil mi hocam? Yani hangisi bunu hocam? Atipik otizm dediğimiz, yani otizm seviyesi ağır olmayan bir çocuk. Hı. Eğer erken dönemde teşhis edilmişse, ki hele bazı atipik denilen çocuklarımız işte çocukla bir araya gelmediği için, aileyle çok böyle sosyal ilişkileri iyi olmadığı durumlarda bu atipik otizm hızlı bir şekilde daha fazlalaşabiliyor. Veya o teşhis konulabiliyor. Çünkü çocuk size hiçbir şekilde cevap vermiyor. Belki otizm değil ama otizm davranışlarını sergiliyor. O zaman ne yapılması gerekiyor? Çocukla alakalı daha hızlı bir şekilde destek alınması gerekiyor. Destek alındığı takdirde de bir bakıyorsun ki çocuk akranlarına yetişmiş oluyor. Herhangi bir şekilde hayatında olumsuz bir yansıması olmayabiliyor. Yani bu teşhis otizm olsa bile çocuk eğitimi aldığı zaman ve aile düzenli olarak ilgilendiği zaman bu teşhis ortadan kalkabilir. Tabii. Otizm doğru durumlarında mu? Kalkar demek çok zor. Onun için çocuğu görmek gerekir ama erken müdahaleyle atipik otizm durumlarında ya da işte gecikmiş konuşma durumlarında ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite yaşayan durumlarda normal yaşlarındaki görevleri yapan çocuklarımız çok fazla var. Hmm. Otizmle ilgili olarak otizm tamamen kalkar demek çok güçlü bir iddia olur. Hmm. Bununla ilgili olarak o iddiayı uzman söyleyemiyor. Çocuğun gelişimsel özellikleri, çocuğun eğitim geçmişi ve eğitimdeki başarısı öne çıkar. Ondan sonra bazı şeyler söylenebilir ama otizm genelde yaşam boyu süren karmaşık bir gelişimsel yetersizlik olarak tanımlanıyor. Hocam rehabilitasyon merkezlerinde şöyle bir soru akla gelebilir. Rehabilitasyon merkezlerinde hangi alanlarda hangi eğitimler veriliyor? Yani mesela biraz önce saydığınız otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, bunlar gibi gelişimsel olan özellikleri olan kişiler mesela hangi alanlar? Rehabilitasyon merkezlerinin açılışında program olurları var. Hangi rehabilitasyon merkezi hangi programları almışsa o programdaki olura yönelik olarak hizmet verebiliyor. Dil konuşma diye programımız var. Zihinsel engellilik programımız var. Görme engellilik programımız var. İşitme engellilik programımız var. Öğrenme güçlüğü programımız var. Otizm programımız var. Bedensel engellilik programımız var. Bu programlar çerçevesinde hangi rehabilitasyon merkezi kaç tanesini almışsa o işte binanın şartları, bulunacağınız eğitim kadronuza göre değişiyor. Yani benim çalıştığım kurumlarda genelde, benim şu andaki çalıştığım kurumda otizm, öğrenme güçlüğü ve zihinsel engellilik programı var. Ona yönelik olarak resmi hizmetleri sunabiliyoruz. Konuşma gecikmesi olsun, bedensel olsun bizim kurumumuzda olmadığı için o hizmetler sunulmuyor. Hangi kurum neyi almışsa, hangi programa olurunu almışsa ama genel çerçevede baktığımız zaman o zaman sadece rahatsızlık boyutu itibariyle serebral palsiden Down sendromlu olmasına varıncaya kadar her alana hizmet veren kurum var, mutlaka var. Var değil mi? İşte kesinlikle her alana hizmet eden var. Bir kurum şu alanı seçerken başka bir kurum başka alanları seçtiği için bu çocuklar açıkta kalıyor demek yanlış bir şey olur. Türkiye'de şu anda bu. Şimdi ben birazcık dinlendireceğim. Aslında evet, geçen hafta da otizmden bahsetmiştik birazcık da. Bu hafta otizmle alakalı da konuşmak istiyorduk ama evet, artık program son bölümünde de şöyle birazcık bahsederiz. Olur mu hocam? Olur. Nasıl tamam isterseniz. Hadi bir mutfağımıza gidelim. İsmail Usta eminim hepsini hazırlamıştır. Şimdi bizi bekliyordur. Gidip bir bakalım yemeklerimize. Bunu da yanına alayım. İsmail Usta ne yaptın? Sen hazırlamışsındır tabii hepsini. Şu an saç kavurmamız bitti. Çorbamız da pişti. Her şeyimiz güzel hazır görünüyor. Süslemiş püslemiş. Evet. Evet efendim. Şimdi çorbamızı vereceğiz ve tereyağının üzerine dökeceğiz. Servisimize hazır efendim. Tamam. Hadi o zaman yapalım mı? Hemen yapalım. Hemen yapalım. Kırmızı toz biber aldım ama. Kırmızı toz biberimiz. Şurada olur. Orada yoksa şurada da. Şu çekmecemizde baharatlığımız. Burada da vardır. Tamam. Tereyağımızı azıcık dökeceğiz. Hı hı. Çorbamız ne kadar güzel görünüyor. Şöyle kıvamı gayet güzel. Evet. Tekrar anlatacağız değil mi ne yaptığımızı? Anlatalım isterseniz. Tamam. Ben yarıda bıraktım, kaçtım evet, çünkü. Evet. Çorbamız kaynadıktan sonra pirinçlerimizi ilave ettik. Tamam. 8 dakika kadar sonra pirincimiz de pişti. Hı hı. Piştikten sonra altını kapattık. Hı hı. Üzerine nanemizi attık. Bekliyoruz. Bekledik. Servise bekliyoruz. Tamam. Attık. Şimdi de servisimizi alıyoruz. Bayanlara şöyle kepçeyi doldurduktan sonra değdirirsek damlayı keseriz. Hı. Evet ya, doğru, tabakların şu yan taraflarını hep damlıyor. Evet. Yoksa bunları bize söyle işte İsmail evet. Usta. Biz de temiz temiz servis yapalım. Evet. Şimdi tereyağımız evet, kavrulu verdiği zaman. Tamam. İşte usta olunca sizin tereyağı kavurma şekliniz bile farklı oluyor. Evet efendim. O da şimdi güzel bir lezzet verecek. Evet efendim. Hemen döküyoruz çorbamıza. Hemen döktük. Coş sesini duyacağız mı? Evet. Afiyet şifa olsun efendim. Şifa olur bu çorba. İnşallah tabii ki. Evet. Yemeğimize de bakıyorum şöyle. Evet, saç kavurmamız hazır. Saç evet, kavurmamızda hadi anlatalım tekrar neler yaptık. Saç kavurumuzu, etimizi terbiyelemiştik bir gün önceden. Neyle terbiyelemiştik? Zeytinyağı girdik içine. Çoğu değişik yapıyor. Kimi süt katıyor, kimisi şey katıyor. Hı hı. Benim terbiye tarzımda zeytinyağı girerim ben. Hı hı. Azıcık süt girerim. Azıcık çok süt. Az miktarda yağ girerim. Yağ. Bir de soğan suyu girerim. Soğan suyu. Evet, soğan suyu girerim. Hı hı. O etimizi pamuk haline getiriyor. Öyle mi? Tamam. Tabii ki. Daha sonra etimizi pişirdikten sonra doğramış olduğumuz biberimizi girdik içine. Hı hı. Onu kavurduk etle beraber. Daha sonra domatesimizi kavurduk. Daha sonra maydanozu da süsleyip servisimizi hazır hale getirdik. Evet, hemencik hazırladık. Afiyetle yiyebiliriz. Tabii efendim. Evet, tabii. Çorbamızı da tekrar anlatalım mı? Çorbamızı anlatalım. Çorbamız tekrar. Çok güzel oldu. Çorbamızın kıvamını dek getirebilmek için kaynamış suyumuz hazır bulunacak. Hı hı. Çünkü koyu olabilir. Biz göz kararı yapıyoruz genellikle. Evet. Ben yemeklerimi öyle yapıyorum. Dolayısıyla o sıcak sudan ilave ederek kıvamlaştırabiliriz. Yani kendimizi içebileceği kıvama getirebiliriz. Hı hı. Çorbamızda yayla çorbası. Unumuzu kokusu gidene kadar karıştırdık. Evet. Daha sonra meyanemizi sütle, yoğurtla ve limon hı hı. suyuyla yaptık. Süt katarak da deneyecektik. Tabii, tamam. Süt katarak yaptık. Bak ben de test ediyorum. Kemik suyu çok orijinal bir tat verir. Kemik suyumuz olmadığı için sütlüyomuzda kemik suyu giremedik. Ama evde hanımlar bunu yapabilirler. Kemik suyunu kullanacağız. Tabii kemik suyunu kullanabilirler. Evet. Çok besleyici özelliği var kemik suyunun. Hem de lezzetlendirici özelliği var. Dolayısıyla şifalı bir çorba haline geliyor efendim ondan sonra. Kaynayıp bittikten sonra pirinçleri ilave ediyoruz ya. Hı hı. O 8 dakikada falan pirinç halloluyor. Daha pirinci sonra... Peki ilave ederken şimdi yıkadık değil mi? Tabii. Onu böyle ayrıca yapmamız gereken bir şey var mı? Yoksa yıkadıktan sonra? Yok, hayır, sadece yıkıyoruz sıcak suyla, süzüyoruz. O kadar. Süzüyoruz, tamam. Tabii, başka bir şey yapmayacağız. Güzel yıkacağız ama pirincimizi. Tamam, güzel yıkacağız. O kadar tabii. Kıvamına yoksa etkiler pirinç. Pirincin nişastası biraz daha koyulaştırabilir çorbayı. Yapış yapış olur pirincimiz. Tane tane düşmez. O açıdan çok iyi yıkanması gerekiyor. Lapa lapa evet, diyoruz lapa değil mi? Lapa olmasın lapa. Diye. Tamam. Evet. Ondan sonra nanemizi giriyoruz. Hı hı. Bekletiyoruz çorbamızı. Servisimizi açtığımız zaman, yemek soframızı kurduğumuz zaman taslarımıza veriyoruz. Servisimizi sunuyoruz efendim. Afiyetle içiyoruz çorbamızı. Afiyetle çorbayı gören efendim. Zaten başka yemek falan evet istemez efendim. Ben eminim. Kıvamına tekrar bir daha bakalım. Hadi bakalım kıvamına tekrar. Şöyle gayet güzel bir çorba oldu evet. efendim. Tane tane de düşüyor pirinçlerimiz. Evet kesinlikle efendim. Tabii ki, evet. Tabii ki efendim. Şimdi bir dahaki sefere ne yapacağız? Trit mi yapacağız? İnşallah güzel bir trit yapalım. Meşhur tridini öğreneceğiz artık. İsmail'in orijinal tridini inşallah seyircilerimizle paylaşalım. Tamam. Tritçi İsmail'in orijinal tridi gelecek. İsmail Usta bir daha geldiği zaman. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Valla asıl biz teşekkür etmemiz lazım. Bak sayende saç kavurmayı da öğrendik. Yayla çorbasını da püf noktalarıyla öğrendik. Bu çok önemli. Elhamdülillah. Pekala efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. O zaman reklama gidelim. Diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet efendim. Hayatın içinden çok kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. hayatın içinden devam ediyor. Hocam otizm dedik. Otizmden de şöyle bir bahsedelim mi? Tamam. Gerçi herhalde belli başlı bahsettik ama birçok özelliğini söyledik ama yine hem toparlamış olalım. Konumuzun içinde sonuna doğru daha fazla toparlamış olalım. Şimdi otizm gelişimsel, karmaşık ve gelişimsel yetersizlik durumu. Burada çocuklarımızın görülme sıklığı 2000'li yıllardayken yapılan makalelerde 2500'de birken şu anda 45'te 1, 48'de 1 olarak çıkıyor. Dünya üzerinde araştırmalarda. Çok fazla sıklaştı. Hı hı. Yani 100 çocuktan neredeyse iki tane çocuğumuz aynen, bu anlamda otizm vakasıyla karşı karşıya. Erken tanılardan dolayı bir de hafif olan çocuklarda gelişimsel sapmadan dolayı direkt otizm tanısı konulabiliyor ya da atipik otizm şeklinde. Kız çocuklarında daha az görülürken erkek çocuklarında daha fazla görülüyor ama kız çocuklarında daha yoğun olarak seyrediyor. Ağır. Daha ağır seyrediyor. Evet. Neden kızlarda farklı kız çocuklarında? Nedeni belli değil. Belli değil. Evet. Şu anda otizmin neden oluştuğu, kaynağı ne olduğu tam olarak herhalde otizmin neden oluştuğu da belli değil. Yok. Birçok farklı araştırma var ama tam olarak teşhis konulmuş ya da sebebi ilişkilendirilmiş bir netice yok herhalde, değil mi? Genetik yatkınlık olan hastalıklar mı hocam bunlar? Ona birazdan gireceğim. Tamam. Genetik yatkınlığı var çünkü otizm nedenleri, olası nedenleri diye geçiyor zaten. He. Nedenleri diye değil, olası nedenleri diye. Şimdi birçoğunda yani %40'ında zihinsel anlamda yetmezlik, zihinsel gerilik eşlik edebiliyor. %40'ında, %25 ile %40 arasında değişiyor yapılan çalışmalarda. İkinci rahatsızlık dediğimiz epilepsili durumlar olabiliyor otizmde. Yine %30'u, %40'ı bazı durumlarda daha fazla olarak ortaya çıkan hiç konuşmama durumu. Yani dili iletişim anlamında kullanmama, dili kazanmama durumu olabiliyor. Genel olarak gelişimsel sapma dediğimiz şey bu. Şimdi göz kontağını kurmada zorluk yaşarlar çocuklar. İletişimde dili kullanmayabiliyorlar. Kullananlar da var ama genelde kullanmayabiliyorlar. Tek tip oyunları daha çok seviyorlar. Oyunların, oyuncaklarının hep aynı şekilde oynuyorlar. Etkileşime geçmek istemezler, oyunlarını bölmek istemezler. Kendileri çok rahat yapboz yaparken siz o yapbozda hadi bekle beraber yapalım ya da sen onu buraya getir gibi talimat verdiğinizde yapmazlar. Bu tür durumlar olabilir. Rutinleri bozmak istemezler. Sabah aynı saatte kalkmayı düşünüyorsa aynı saatte kalkar. Yemeğiyle ilgili problemleri genelde olabiliyor. Yemiyorlar mı? Seçici, çok fazla seçiciler. Belli şeyler yerler, onun üstüne çıkmazlar. %50'sine yakın uyku problemi şikayetleri oluyor. Bağırsak problemleri şikayetleri olabiliyor. Şimdi nedenlerine baktığımızda dünya üzerinde daha şundan dolayı otizm var demek diye bir tanısal bir şey konulamadı. Olası nedenler diyoruz işte. Nörobiyolojik nedenlere baktığımızda, nörolojik nedenlerde aileler incelendiğinde kardeşlerde olma olasılığı %2 ile %7 arasında değişiyor. Çok yüksek bir oran değil. Ancak ikizlere baktığımızda tek yumurta ikizlerinde %60 ile %95 arasında birinde otizm varsa diğerinde görünme olasılığı var. Bu tür durumda da genetik yatkınlık var diye düşünülüyor. Anne baba tutumları diye çok araştırıldı yıllar öncesinden. Anne baba tutumlarında buzdolabı anne diye tanımlandı. Acaba ondan mı otizm oldu diye. Annenin çok ilgilenmemesi. Artık ilgilenmemesi. Buzdolabı anne. Evet. Ya da işte güvenli bağlanma ilişkisi mi hocam? Evet. Bu türlü durumlar da otizme sebep olur diye değil, sadece var olan otizmin derecesini artırıyor diye şu anda yayınlar çıkıyor. Kesinlikle otizm yapmıyor ama varsa bir otizm durumu, gelişimsel bir sapma durumu, onun daha gelişimsel özelliklerini zorluyor çocuklar açısından. En çok sorular bize aşılar üzerinden geliyor. Hocam aşılar, çocukluk aşıları otizmle ilgili ne şekildedir diye. Şimdi bu biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. 98 yıllarında 2004'e kadar İngiltere'de bu aşılar üzerinde çok fazla spekülasyon oldu. Kızamıkçık ve kabak kulak aşıları, erken dönemde yapılan aşılarda. O dönemdeki yapılan bir çalışmada 12 çocuk üzerinden 8 tanesinde olumsuz etkisinin olduğunu, bağırsak iltihabı oluşturduğu yayınlar ortaya çıktı. Sonra bu yayınlar tıbbi olarak desteklenme yerine hemen oradaki işte medya kurumları bir de hukuk büroları bunları üstlendi. Hukuk bürolarının üstlendiğinde de aşı firmalarından yüklü miktarda para almak açısından ki ve ödenekler yapıldı. 2004'e kadar bu çalışmalarda hep işte otizmle ilgili olarak sebebi bu aşıların oluştuğu, oradaki civanın oluştuğu anlamında söyleniyordu. 2004 yılında yapılan araştırmalarda bağının kurulamadığı, hatta 2006 yılında kızamıktan dolayı ölümlerin olduğunu ortaya çıktı. Yani aşılar yapılmadığı için %50-%60 oranda düştü. Öyle olunca otizm sayısı azalmadı. Otizm sayısı azalmadığı gibi kızamıktan dolayı da ölümler olmaya başladı. İngiltere'de yapılan araştırmalar. 2010 yılında bu makale, yani 98-2004 arasındaki destekleyen, makaleyi yayınlayan kurum editörü özür dileyerek makaleyi geri çekti. Yani bizim yanlışımız var bu konuda deyip makaleyi geri çekti. Ama hala kızamık aşısında ya da işte aşılarla ilgili olarak olumsuz düşünceler var. 14.700.000 kişi incelendi. 14.700.000 kişi incelendiği halde bu aşılarla ilgili olarak bulgu tespit edilemedi. Yani bu benim direkt alanım değil. Aşı kısmı sağlıkçıların ama birçok çocuk doktoruyla görüştüğümde kesinlikle diyor benim çocuğum aşılanacak, aşılanması gerekiyor. Benim çocuğum aşı vurulduğu halde bir başkası çocuğunu aşılandırmıyorsa, yaptırmıyorsa o aşıyı benim çocuğumla aynı ortamı paylaşmasın diyor. Yani hala bile aşı olsun diyen var, olmasın diyen var. Biz bu konuya direkt olarak ben aşı yapılsın diyemem, yapılmasın da diyemem ama yapılan araştırmalarda 14.700.000 çocuk incelendiği halde bağ kurulmamışsa aşı kısmında çok da üzerine durulmaması gerekiyor. Çocukların hocam eskisi gibi. Evet, yani burada tabii ki ciddi kafa karışıklıkları var, devamlı komplo teorileri var. Bunlar belli bir ölçekte hepimizi etkiliyor. Ama otizmle alakalı şöyle bir şey de tetikleyebilir mi hocam? Eskiden mesela bilinmemezliğinin neticesinde belki tam olarak otizm teşhisi konulamıyordu ama eskiden çocuklar olarak bizler daha çok güneşe, toprağa vesaire temas ediyorduk. Bu oranın gittikçe yükseliyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu faktör de olabilir mi? Yani eskiye nazaran böyle bir değişim var çünkü. Eskiye nazaran otizmde de böyle bir değişim var. Dikkat dağınıklığı ya da işte hiperaktivite dediğimiz boyutta da çok değişim var. Öğrenmede sınırlılık kısmı da çok, öğrenme güçlüğü yani çok fazla artıyor. Devamlı yükselerek giden beslenme tarzımız elbette oranlar. Ki doğallıktan çıktığımız zamanlarda genetiği oynamış şeylerle hareket etmemiz gerekiyor. Tabii. O zaman da bizim de genetiğimiz oynuyor. Ya o doğal olarak yani doğal yaşantıdan uzaklaştırdığınızda otizm olacak anlamda değil. Her şekilde bir rahatsızlık oluşuyor. Yani bütün rahatsızlıklar baktığımızda yediğimiz, içtiğimiz, vücut direncimiz. Şimdiki gündeme bakıyoruz. Gündemde de Sağlık Bakanlığı'ndan tutun bütün doktorların söylediği şey öncelikle korunun ama vücut direncinizi düşürmeyin diyor. Vücut direnci de doğal gıdalarla alınabilen şeyler. Sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenme olacak şeyler. Ama beslenme hepsinin başı herhalde değil mi evet. hocam? Şimdi burada aşı kısmında genelde aşılarda bulunan civa kısmı. Evet. O konuda öne çıkıyor. Civanın ağır metallerden beyine nüfuz ettiği anlamda. Tek kullanımlık dozlardaki kullanılan civa beynin herhangi bir şekilde zarar vermeden vücuttan atılabilen civadır. Ondan dolayı onların tek kullanımlık, tek dozluk aşılarda çocuk açısından olsun ya da birey açısından olsun olumsuz bir gelişimin olduğunu söylenmiyor. Aşılarla ilgili durum bu. Aşıları yaptıracağız benim anladığım. Yani zaten bakanlık her zaman aşıları yaptırın diye söylüyor. Evet aynen öyle. Doktorlarımız o şekilde söylüyor ama aşı yaptırmayın diyen belki bunu savunan insanlar da olabilir. Benim alanım direkt olmadığı için ben şey yapamam, yapılan araştırmalara bakıyorum. 14.700.000 araştırma, 2012 yılında yapılan araştırma çok yüksek bir denek. Tabii. Hocam sizin kendi tecrübeniz içerisinde olabilme olasılığı, ihtimali yani gelen aile profilinizde vesairede şu daha çok eksik gördüğümüz ailelerde ortaya çıkıyor dediğiniz bir şey gözlemliyor musunuz? Aile yapısıyla alakalı mı? Yani ailenin davranışıyla alakalı değildir. Çünkü o belli bir şekilde belli bir evreden sonra hocamın söylediği gibi bir faktör ama yani mesela çocuğun devamlı ekrana maruz kalması mesela varsayımsal olarak söylüyorum. Hepsi evet. Ya da ailenin mesela doğum öncesinde alkol kullanması, sigara içmesi vesaire yani çocuğun daha esasen doğum öncesindeki süreçleri bile belki burada önemli bir faktör. Evet. Genetiği nasıl inceliyorsak bunlara da belki bakmak gerekiyor. Bunu sadece otizm olarak bakmayalım ama şöyle söyleyeyim. Annenin, babanın yaşı, özellikle annenin yaşı 35-40 veya 45'in üzerindeyse çocukta gelişimsel sapmanın olması, otizm ya da başka bir şekilde Down sendromu olma olasılığı daha yükseliyor. Anne babanın, özellikle annenin alkol tüketimi %40, %45 olarak çocuktaki farklı gelişim özelliğinin olma ihtimalini artırıyor. Şimdi televizyona maruz kalma kısmı, baştan da söyledim ya, otizm oluşturmaz ama problemler oluşturur. Nasıl problem oluşturur? Davranış problemi oluşturur. Çocukla ilgili olarak sağlıklı bağlılık kurulmaz, sosyallik olarak sosyalliği düşürür. Çocuğun öğrenme güçlüğünü ve dikkatinin süresini, öğrenme güçlüğünü artırır, dikkat süresini düşürür. Problem davranışını, neden sağlamalarını, gülmelerini oluşturabilir. televizyon türü şeyler, ailenin tutumları, yanlış tutum. Yani çocuk küfrettiği halde bile çocuğa gülünüyorsa çocuk için olumlu bir şeyin kazanılmamış olması doğru ortaya çıkıyor. Şimdi, toplumumuzun birçoğunda yapılan bir yanlış var. Çocuk yürüdü, kanepeye çarptı ya da bir yere çarptı ya da kapıya çarptı. Oraya ah ah deyip onu çocuğu yatıştırmak. Bu ciddi anlamda ilerleyen dönemlerde çocuk açısından olumsuzluk oluşturuyor. Çünkü zarar görmüşsen sen de zarar vererek o zararını telafi edersin anlamına geliyor. Yani çocuğa gelen bir zararı... Çocuğu okşamak gibi ona vururlar, böyle kapıya vururlar evet. mesela. Bunu acıttı seni falan. Bunlara gerek yok. Ya, bilimsel olarak baktığınızda bir uzman bunu yapmaz zaten. Doğru. Ama yetişme tarzımızda ah ah dediğinizde o çocuğun duygusunu yatıştırmış gibi gelsek ama nasıl yatıştırdık o duyguyu? Çocuğu öpün, orasını dedik. Öpün, o şekilde giderilsin. Tamam kızım, yani kucağınıza alın, tamam yavrum deyin. Bir şeyler yapın ama ona zarar verdiğin zamanlarda yaş büyüdü, 3 yaşına geldi. Bir çocuk bunu iteklediğini düşünün. Elinden malzemesini aldığını düşünün. Materyalini, oyuncağını aldı. O zaman ne öğrendi? Bana zarar verildiğinde benim zarar vermem doğal bir şeydir. Hemen gidip ona zarar verme duygusu geliyor. Doğru. Yani biz bazen masumca yaptığımız davranışlar çocukta kişiliğini geliştirmiş oluyor. Ne kadar fark etmiyoruz ama biz bunları. İşte özel eğitim anlamında ya da çocuğun gelişimini ayrıntı olarak bilme anlamındaki fark burada oluyor. Kendi çocuğunuzu yetiştirirken çok daha rahat ediyorsunuz. Hocam bu arada çok az bir dakikamız kaldı. Artık şöyle birkaç cümleyle bir toparlasak olur mu? Bitmedi ben de biliyorum ama daha sonraki programlarda artık devam edelim tekrar. Öyleyse eğitim kısmı ile ilgili ben kısaca son notlarımız olsun. Çocuklarımız eğer tanısını almışsa, eğitimi başlamışsa 6 yaş öncesinde erken eğitim en önemli kısmımızdır. Ne kadar çok erken başlarsak, ne kadar çok erken uzmanla çocuklar karşılaşıyorsa kazanacağı becerilerin hızlı kazanmasında, gelişimsel görevlerinin hızlı yerine getirmesinde faydamız oluyor. Şimdi eğitime başladığımızda neler yapacağız dersek, çocuklarımız ayrıntılı değerlendirmeye, gittiği kurumlardan ayrıntılı değerlendirmeye tabi olduğunda çocuğa bir program çıkar. İşte gelişimsel özelliği olarak dil konusunda şunlar çalışılacak, bilişsel olarak şunlar çalışılacak, kavram olarak şunlar çalışılacak diye. Çıkan programı aile sınıfta olarak uygulanması gerekiyor. Şimdi çocuğu tanıyarak bunun kararını verilmesi lazım ama aile sınıfta olmasının asıl nedeni öğretmeni denetlemek de değil. Asıl nedeni aileye bir şey öğretmek de değil aslında. Aileye bir şey öğretmek nedenimiz ama asıl nedenimiz aile varken çocuk bir şeyler yapmayı kazanması lazım. Şimdi aile yokken çocuk uzmanın yanındayken her şeyi yapabiliyor. Hiç sorun çıkarmayabiliyor. Ama aileyle yapmıyorsa ailenin yükünü almış olamıyoruz. Çocuklarımızın tanısı varsa ya da çocuklarımız eğitim alıyorsa ailelerimiz sınıfına girsin, kenarda köşede pasif olarak kalsın. Ondan sonraki süreçte hocam sizin de yaptıklarını evde yapmıyor diyorlar. Bu türlü durumda da öğretmenden sonra 10 dakika ya da ilk baştaki 10 dakika rica etsin. Aile uygulama yapsın. Çocuk aileyi de otorite olarak görsün. Anne babayı anne baba görüp öğretmen rolüne vermiyorlar. Öğretmen rolünü vermesi de ancak sınıf ortamında daha sonra ev ortamına transfer edilecek olabilir. Çocuklarımızla ilgili olarak sadece öğrenmeye yönelik olarak bir şeyler öğretmek için çırpınma yerine çocukların tüm gelişim alanları, duygusal gelişim dediğimiz çocuklara gerekli masajların yapılması, çocuklarla sağlıklı oyunların oynanması, çocukların istediklerini hemen yerine getirmeme kısmı bizim açımızdan önemli noktalar. Hemen yerine geldiği esnada dürtüselliğini artırmış oluyoruz. Ne isterse istesin hemen olması gerektiğini istiyor. Sokağa çıkıyorsunuz hemen varmanız gereken yere, yani trafiğiniz var ya da bir yere uğramanız gerekebiliyor. Restorana gidiyorsunuz hemen siparişinizin gelmesi kısmı. Yani onun pişme süresi var orada beklemeniz gerekebiliyor. Ki şu anda restoranlar olmasa da Allah nasip edecek inşallah olacak. Yani çocukların dürtüselliğini azaltıcı davranışlar direkt öğretimsel değil de günlük yaşantıya yayılması gerekiyor. Uzmanın çalıştığı herhangi bir beceri. Boncuk taktırabiliyorsunuz ya da işte bultakları yerine taktırabiliyorsunuz ama bir bultak en az 3-4 gelişim alanına hitap eder. Psikomotor gelişimine hitap edebilir. Dil gelişimine hitap edebilir. Sosyal gelişimine hitap edebilir. Bilişsel gelişimine hitap edebilir. Bunu uygularken uzmanı gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Bultakları çalıştık deyip ya da çocuğunuza şunu şunu yaptık deyip göndermek yerine öğretmeni izlesin aile. Öğretmen ne yapıyorsa yapabilecekse hazırsa aile evde onu yapsın. Yani burada çünkü çocuğun aydaki alacağı eğitim saati eğer aile eğitim alamıyorsa, destek alamıyorsa çok kısa olduğu için, az olduğu için hatta bu çocuk şunu da talep edelim engelliler gününde hocam. Bu 8 saat kesinlikle yeterli olan bir saat değil. Bu eğitim saatlerinin daha fazlalaşması gerekiyor. Ama bunun yanı sıra da ailelerin çocuklarının gelişimi için ne yapması lazım? Bu eğitimleri en az bir uzman kadar yapabilecek, destekleyebilecek, evde o süreci tamamlayacak şekilde kendini geliştirmesi gerekiyor. Yoksa aynen, çocuk sadece okulda veya diyelim ki rehabilitasyondaki aldığı eğitimle bir yere varabilmesi çok fazla yeterli olmayabilir. Destek. Bu normal çocuğumuz için de aynı. Özel desteğe ihtiyacı olan çocuğumuz için de aynı. Anne baba olmak hiç kolay değil yani. Kesinlikle. Anne baba olmak çok zorken bir de farklı gelişen çocuk olup da onun annesi babası olmak, diğer çocuklarınızın da görevlerini ihmal etmeden yürütmek daha zor oluyor. Allah'ım kolaylıklar versin. Hem ülke anlamında, hem aile anlamında, hem de bu işteki diğer ayak olan eğitimciler anlamında herkese kolaylıklar diliyorum. Ben şöyle bir kapanış konuşması yapsam olur mu? Tabii ki hocam, buyurun. İki kesime mesaj vermek istiyorum. Birincisi, bu özel desteğe ihtiyaç olan engelli bireylerimizle alakalı, çocuklarımızla alakalı, yetişkinlerimizle alakalı. Birincisi, daha çocukluk evresinde çocuklarımıza dokunuş sağlayan çocuk gelişimi uzmanlarımızın, okul öncesi öğretmenlerimizin, bir sonraki evrede ilkokul öğretmenlerimizin bu çocuklarımızı anlama, tanıma ve onlara destek olma aşamasında çok dikkatli olmalarını ve kendilerini geliştirmelerini ve kaynaştırma eğitime gelen çocukları sahiplenmeleri ve desteklemeleri noktasında özel ihtimam göstermeliyiz. Bu çocukların bulunduğu sınıfta kaynaştırma eğitiminin yapıldığı sınıflar oluyor. Her bir sınıfta en az bir çocuk kaynaştırma eğitimine dahil olabiliyor. Kaynaştırma eğitimine giren çocuğa da çocuklarımız çok güzel sahip çıkabiliyor, destek verebiliyor. Merhamet eğitimi çok güzel bir şekilde verilebiliyor. Buradakiler, veliler, diğer veliler bazen bu çocuklarımız sınıf içerisinde taşkınlık yapabiliyorlar. Onun bazı problemleri olabiliyor. Lütfen o çocuklarımızı desteklesinler. Çocuklarıyla alakalı kurumlara yardımcı olsunlar. Bir üçüncü mesajımız olsun. Bu da bu özel çocuklara sahip olan ailelerimizi çevre olarak bizler onları incitmeyecek şekilde hareket etmemiz lazım. Engelliler günündeki vereceğimiz en önemli mesajlar bu çerçevede olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimize çok büyük iş düşüyor aslında. Evet. Öyle değil mi? Sizlere yine de bu konudan dolayı, bu hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bu özel günde bu fırsatı sunduğunuz için. Ben teşekkür ederim ama ben eğitim programlarını bitiremiyorum. Özden Hocam biliyor, eğitim programlarında konuyu belirliyoruz ama o konunun sonuna kadar bir türlü konuşamıyoruz çünkü yetmiyor bizim vaktimiz eğitim programlarında. O yüzden daha da böyle sıklaştırıyoruz. Ama yine bugün de bilmediğimiz birçok konuya açıklık getirmiş olduk. En azından ben kendi adıma söyleyeyim, birçok şeyi bilmiyordum. Onların hepsini sizlerden öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman artık ben gidiyorum. Eyvallah. Tamam. Evet efendim, Hayatın İçinde'nin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın.